CHP Genel Başkanı, ana muhalefetin lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Stüdyomuza da ilk kez geldiniz. Evet. Onun için de teşekkür ederiz. Ayrıca torunlarınızdan dolayı da ben bir tebriklerimi de iletmiş olayım. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Kaç torun oldu şimdi? Üç. Üçüncü oldu, evet. Allah bağışlasın. Sağ olun. İsimlerini koydunuz mu? Barış ve İpek. Barış ve İpek. Evet. Allah analı babalı büyütsün. Amin. Ne amin. Yayından amin. Önce de bir konuşmuştuk. Siz yani bir istişare babında tabii. Habertürk yayınına çıktığınızda bu röportajınıza telefon bağlantıları yapılmak istendi. Siz de kabul etmiştiniz ve evet. Bağlanmışlardı. Bizim açımızdan da herhangi bir sorun yok. Sayın Erdoğan bağlanmak isterse anlatacağınız şeylere bağlı olarak tabii onu bilemem. Yani gidişat nasıl gidecek? Bağlanmak isterse siz de buna açık olduğunuzu... İster mi? Bilemiyorum. Sizce cesaret ister mi? Edemez. İsterim tabii. Elbette yani AK Parti'nin genel başkanı, Sayın Genel Başkanı bağlanmak isteyebilir. Düşüncelerini ifade etmek isteyebilir. Hatta yeni bir tazminat davası açacağım da diyebilir. Hı-hı. Önemli değil. Ama cesaret edemez. Edemez. Bu kadar tabii. Eminsiniz. Eminim tabii. Keşke cesaret edebilse. Keşke o da burada olsaydı. Beraber tartışsaydık. Kamuoyu da izleseydi, hem AK Partili kardeşlerimizi izlese, hem CHP'li kardeşlerimizi izlese, herkesi izlese, kim doğruyu söylüyor, kim doğruyu söylemiyor, memleket nasıl yönetiliyor, iyi mi, kötü mü yönetiliyor, buradan nasıl çıkarız? Bunları oturup konuşurduk tabii yani. Neden? Çünkü bu memleket bizim memleketimiz. Yani sadece benim memleketim değil, hepimizin. 84 milyon bu ülkede yaşıyoruz. Huzur içinde yaşamak istiyoruz. Aslında bir dönemde yapılıyordu bunlar biliyorsunuz. Bir dönem yani yapılıyordu. Yani o eski Türkiye denen Türkiye'de bunlar oluyordu. Bunlar liderler oluyordu. Tabii liderler bir araya geliyordu. Liderler diziliyordu. Karşılarında bir gazeteci veya iki gazeteci tek tek sorular soruluyordu. İnsanlar cevap alıyorlardı. Gözleyebiliyorlardı. Kim daha iyi yönetiyor, kim daha iyi yönetemez. Sorulara nasıl cevap veriyorlar, kimin görüşü daha sağlıklı, daha tutarlı, bütün bunları öğrenmek mümkün aslında. Yani ama dediğim gibi cesaret edemez. Yani bizim açımızdan da şöyle bir yayın kuruluşu olarak kendimize de ölçüyoruz, yani reyting olarak da ölçüyoruz, izleyici kitlesine de bakıyoruz. AK Parti ve MHP kitlesinden yoğun bir ilgi olduğunu da biliyoruz, ölçümle söylüyorum bunları. Dolayısıyla aslında kendi seçmenlerine buradan da seslenmesini biz de isteriz. Hem medeni bir tartışmadır hem de bu vesileyle o zaman biz de söylemiş olalım. Yani siz buna varsanız biz de böyle tabii bir... Mesela şu da olabilir Suat Bey, yani Sayın Erdoğan gelirken ekibiyle gelmek isteyebilir. Ekibiyle toplantıya, tartışmaya katılmak isteyebilir. Hatta prompter kullanmak isteyebilir. Bunların hepsini açığız. Biz öyle prompter yeter falan ki, ama yapmıyoruz. Hayır, bizde yok ama yani kendisi gelince böyle bir talepte bulunabilir. Onu da açığız yani. Hangi koşulda olursa olsun bir araya gelmeliyiz, tartışmalıyız. Gerçekleri sade vatandaşın öğrenme hakkı vardır Suat Bey. Siyasetçiyseniz gerçekleri topluma anlatmak zorundasınız. Gerçekleri anlatmak lazım. Vatandaş zaten gırtlağına kadar sorunların içinde ve bu sorunları aşması lazım. Bu sorunların nasıl aşılacağı konusunda siyaset kurumunun kendi görüşlerini aktarması lazım. Bunların olması lazım. Şimdi bunlar olmadıkça kısır tartışmaların içine vatandaş çekiliyor. Vatandaş zaten karamsar bir hava var. O karamsar hava giderek büyüyor. Dolayısıyla bizim bunun dışına çıkmamız kısır lazım. Kısır tartışma dediğiniz nedir? Yani siz sadece ekonominin mi konuşulmasını istiyorsunuz mesela? Yapay Hayır, gündem dediğiniz ne? Her şey konuşulabilir. Yani yapay gündem dediğim mesela işte bir kar yağdı. Efendim ondan sonra bütün tartışma İstanbul oldu. Ya koca Türkiye var. Koca Türkiye var. Koca Türkiye'nin sorunları var. 84 milyon insanın sorunları var. İnsanlar geçinemiyorlar. Her evde mutlaka bir, neredeyse bir işsiz var. Dolayısıyla bu sorunlar varken, asıl bu sorunların çözülmesi gerekirken, neden böyle kısır tartışmaların içine giriyoruz? Buradan çıkmak lazım, buradan kurtulmak lazım. Hı hı. Devletin kaynakları, hepimiz devlete vergi veriyoruz. Bu vergiler nereye gidiyor? Nerelere harcanıyor? Nasıl harcanıyor? İhaleler nasıl yapılıyor? Nasıl yapılıyor? Vatandaşın bunu öğrenmeye hakkı var. Çünkü o paraları vatandaş veriyor. Tüyü bitmemiş yetimden vergi olarak alıyorsun. Ekmek alırken vergi veriyor bu vatandaş. Sakız çiğnerken vergi veriyor bu vatandaş. Su içerken, elektrik düğmesine basarken vergi veriyor bu vatandaş. Vergi veriyorsan
Arkadaş benim ödediğim vergiyi nereye harcadın ya Allah aşkına? Bana bir anlat demesi lazım. Hı. Ben niye fakirleşiyorum? Ya ben niye yoksullaşıyorum diye sorması lazım. Ama o 6 milyar liralık zaman ayarlı bir video yayınladınız. Evet. 22'deki evet. yayında. Evet. 6 milyar liralık bir usulsüzlükten söz evet. ettiniz ya. Dava açtı. 250 bin liralık dava açtı diye hatırlıyorum. Sayın Erdoğan değil açar. Mi? Açar. Açar ne olacak ya? Hayır, ıslak imzalı... Kaçan insan bakın. Hı. Kaçan insan... Dava açar. Niye dava açıyorsun kardeşim? Gelirsin buraya. Devletin bütün bilgileri senin elinde. Bütün veriler senin elinde. Bütün evraklar senin elinde. Gelirsin buraya oturursun. Dersin ki ey Kılıçdaroğlu sen böyle yaptın değil mi? Şimdi ben sana devletin belgelerini açıklıyorum. Şak 1, şak 2, şak 3. Söyle bakayım ne diyorsun? Der mi? Demesi lazım değil mi? Mahkeme açıldığında ama siz bunları isteyecek. Hayır ben onlar bunları herhalde... zaten mahkemeye gö- ama o... Mahkemeye dava açıyor. Dava açtığı mahkemede bakıyor hakim karara evet veya hayır ona göre araştırıyor. Ondan sonra yeri geldiğinde o hakimleri değiştiriyor. Yerine yeni tayin edilen hakimler geliyor. Hakimler beni mahkum ediyor. Ben gidiyorum üst mahkemelerde dava. İlk davayı, ilk mahkemeyi kaybedince çıkıyor televizyonlara. Bak Kılıçdaroğlu davayı kaybetti diye. Sonra ben yukarıdan davaları kazanıyorum. Yukarıdan dediğiniz istinaftan ya da temyizden. Ya istinaftan. Yargıtay'dan, Anayasa Mahkemesi'nden, en son da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden kazandım ve 13 bin avro para aldım. Bu devlet bana 13 bin avro para ödedi. 13 bin avro. Çünkü ben haklıyım ve tazminat ödetti yani. Ben tabii bu parayı alırken çok memnun değilim tabii. Ama sonuçta bir adalet gerçekleşiyor. İstediğimiz o. 450 kilometre yürüyen, adalet için yürüyen bir kişi... Bir haksızlık gördüğü zaman o haksızlık karşısında susmaz. Susmamalı zaten. Susarsanız niye siyaset yapıyorsunuz? Susmayacaksınız. Varsa bir haksızlık onun üzerine yürüyeceksiniz. Ben tüy bitmemiş yetimin hakkını savunmayacağım da kimin hakkını savunacağım? Bunları savunmak zorundayız. Bunları yapmak zorundayız. O zaman bir sonuç alırız. Bu yani ülkenin gerçek gündemleri var ama işte biz sadece karı tartışıyoruz dediniz ya. Şimdi evet. o da az bir şey değildi. Sonuç olarak kocaman bir kent evet, ve bağlantı evet. yollarıyla büyük bir esaret yaşandı. Onun tartışılmamasını hani herhalde kastınız bu değil. Sonuçta yerel yönetim, merkezi yönetim ve birlikte iş yapmadılar. O çok açık görünüyor. Suat Bey, bir sorun olabilir. İtirazım yok benim. Yani bir sorun olabilir. Her yerde sorun olabilir. Bütün mesele sorunların çözülmesi. Beraber çözülmesi, birlikte çözülmesidir. Ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elinden gelen bütün çabayı gösterdiğini biliyorum. Biliyorum. O gece Sayın İmamoğlu'yla irtibatınız var mıydı? O gece de vardı, sonrasında da vardı, diğer zamanlarda da vardı. Biliyorum ben bunları, biliyorum. Şimdi siz kalktınız. Bir olay var, doğru. Kar yağışı var, doğru. İnsanlar yolda kaldı, doğru. Ama metro 02'ye kadar çalıştı. Otobüsler çalıştı. İnsanlar İBB'ye bağlı olanları tabii, diyorsunuz. Arabalarını kilitlediler, tuttular. Otobüse binip yerlerine gittiler. Bütün bunların hepsi oldu. İstanbul Büyükşehir'i tartıştık değil mi? Evet. Peki güzel. Bir yeni de kamera görüntülerini. Yeni yaptıkları havaalanının kargo terminali çatısı çöktü. Evet. Tarşan oldu mu? Orada binlerce insan, binlerce turist slogan attı. Evet. Tartışıldı mı? Hayır. Neredeydi bu ülkeyi yöneten insan? Ya siz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni rezil etmeye sizin hakkınız var mı ya? Siz oradaki turistleri alıp otele dahi götüremediniz. Ama zaten çevresinde otel yok. Ama götürülebilir tabii yani sonuçta. Efendim etrafta olmayabilir ama. Yok zaten kastım o değil. Bakın o insanlara karton dağıttınız. Asıl tartışılması gereken nokta bu değil mi Allah aşkına ya? Peki onlar olurken şimdi biz şöyle mi diyeceğiz? Ya bu devletin valisi neredeydi? Ya bu devletin efendim bakanı neredeydi? Asıl tartışılması gereken eğer tartışılacaksa bunların tartışılması lazım. Yani bir olayı fırsat bilip bir de şu var. İktidarsınız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı devletin rakibi olarak görüyorsunuz. Akıl tutulmasıdır bu. Neye dayanarak söylüyorsunuz bunu? Evet. Yardım teklif ediyor. Bakanlar, şunlar, bunlar hepsi karşı. Ekrem Bey diyor ki ya
Yani şunu yapalım, beraber yapalım diyor. Vali telefonu, yol kapalı, açar mısın diyor. Tabii diyor, derhal açarız diyor, açılıyor. Siz bir kişiyi hedef alıp, o kişi karalayarak kendi kusurlarınızı örtmek istiyorsanız yanılırsınız. Bu herkesin bildiği, üç aşağı beş yukarı herkesin tahmin ettiği bir olaydır. Sorunlar yaşanır. Ben yaşanmaz diye demiyorum. Elbette sorunlar yaşanır. Bir sorun yaşanıyorsa devleti yönetenler sorunun çözümüne katkıda bulunurlar. Sorunun büyümesine değil. Sorun büyüsün, sorunun altında kalsın, herkes dönüp bana desin ki bak keşke siz İstanbul'u yönetseydiniz diyecekler. İstanbul'u kaybetmeyi bir türlü içine sindiremiyor beyefendi. Ondan kaynaklı. Beyefendi sindireceksin, sindireceksin sen. Sindireceksin. Ankara'yı da sindireceksin, İstanbul'u da sindireceksin, Antalya'yı da sindireceksin. Hepsini, Mersin'i, Adana'yı da sindireceksin. Sindirecekler. Bakın bizim belediyelerimiz şu kara kış koşullarında, şu kara kış koşullarında bir çocuk yatağa aç girmesin diye çaba harcıyorlar. Bakın size rakam vereyim. Ben o rakamları aldım yanıma. Bakın. 2.794.069 aileye yardım yapıldı. 2 milyon? 2.794.069 aile. Bu 11 büyükşehir için yardım, söylüyorsunuz. Gıda yardımı, ısınma, belediyelerimiz. Hı hı. Bütün belediyeler. Isınma yardımı, eğitim yardımı, ulaşım yardımı ve bazılarında faturaları ödeyemedik de faturaları, hı hı, ödenmiş. Toplam yardımın tutarı 1.750.893.500 lira. Aşağı yukarı 3 milyon kişi, evet. 1 milyar... 750 milyon 893 bin. 2 milyar liraya yakın da bir. Tabii. Bana sorsunlar bakayım, yapabiliyorlar mıydı? Oturup kalksınlar, Cumhuriyet Halk Partili belediyelere dua etsinler. Biz bunları biliyoruz. Talimat verdik, belediye başkanlarımıza söyledik. Bulunduğunuz beldede bir çocuk bile yatağa aç girmeyecek. Nokta. Herkese koşacak. Ayrım yapmayacaksınız. Efendim bu A partili, bu B partili, bunun inancı şöyle, bunun kimliği böyle. Hayır efendim. Varsa orada sen belediye başkanıysan hiçbir ayrım yapmadan bütün beldeyi kucaklayacaksın. Takibini yapıyor musunuz? Talimat elbette verdiniz ama hani elbette verdiğinizi bakın bu veriler bize haftalık gelir. Ha, öyle her raporlanıyor. Hafta, her hafta düzenli bu veriler raporlanır. Her hafta düzenli olarak. Belediye başkanlarımız da bu konuda son derece dikkatli, son derece hassaslar. Kendilerine ulaşan her türlü yardım talebine süratle, olabildiğince süratle gidiyorlar ve her türlü yardımı yapıyorlar. Şimdi bu İstanbul'daki kar meselesinden hani çok konuşuldu ama sizi bulmuşken yani daha rahat da bir ortam, biraz daha konuşmak isterim. O da şu, sonuç olarak bir koordinasyon olmadı. Yani işte siz de izah ettiniz sebebi. Koordinasyon olmadı. Koordinasyonu Suat Bey, koordinasyon değil, engelleme yapıyorlar. Yok zaten hani ben sizin cümlelerinizde tabii söylemedim ama evet, sonuçta evet, sebep evet, o ya da bu ama evet, halk görüyor zaten. Evet, yani halk görüyor tabii. Ben sözcük seçmeyi de biraz daha şey davranmaya tabii çalışıyorum. Mesele şu, ama bir koordinasyonsuz ya da işte engelleme. Evet. Ama burada şu sorun var, öyle görünüyor. Sonuçta bu, yani iktidar medya tekelinin bir sonucunu da yaşamış oluyoruz. Sonuçta sosyal medyadan da gördük. Bizler de bu yayınları troller yaptık. Yani işte yok balıkçıya gidildi ki hani o balıkçı meselesi bilmiyorum evet, ne söyleyeceksiniz ama hı, balıkçıya gidildi, uğraşılmadı, ilgilenilmedi gibi. Sonuçta bir algıyı yönetebildi. Büyükşehir Belediyesi'nin bütün kadroları, bak kimsenin hakkını yemeyeyim, bütün kadroları çalışıyordu. Tüm kadroları. Kimsenin hakkını yemek istemem. AK Parti döneminde Büyükşehir'de görev almış, hala görevini sürdüren işçisinden yöneticisine kadar herkes o gece alandaydı. Hı hı. Hiç kimse bundan endişe duymasın. Hiç kimse. Herkes öyle. Peki ben daha çok şu balıkçıya gitme meselesini aslında biraz kamera görüntülerinin servis edilmesi yönüyle ya bunlar da tartışılır, bunun farkındayım ama. Suat Bey ne demiştin? Takip altında mı? Ne demiştin? Siz veya... Hayır, ne demiştim daha önce? Daha önce demiştim ki bizim telefonlarımızı dinliyorlar diye. Evet, benim de güzel yaptığımız bir defalarca söyledim bunu. Evet. Defalarca. Benim, ailemin, çocuklarımın telefonlarını dinliyorlar. CHP'li belediye başkanlarının telefonlarını dinliyorlar dedim. Bir gerçek daha ortaya çıktı. Sadece dinlemiyorlar. Bir de izliyorlar. Münferit değil yani, öyle değil mi? Değil. Bir de izliyorlar.
Ya insan utanır ya. Ya insan biraz utanır ya. İnsan biraz sıkılır ya. Ya demokrasinin D'si bile bunlarda yok. Demokrasinin D'si bile yok. İzleyip ne yapacaksın? Ne yapacaksın izleyip? İşte böyle kullanacak. İzlemezseniz namertsiniz. Bir daha buradan söyleyeyim bakın. Dinlemezseniz, izlemezseniz namertsiniz diyorum. Bizim verilmeyecek hesabımız mı var Allah aşkına ya? Ama ben demokrasi adına utanıyorum. Demokrasi adına. Ya 100 yıllık bir cumhuriyet var ya. 100 yıllık ya. 100 yıllık bir cumhuriyet. Ya dünya nereye gitti, biz nereye gidiyoruz ya? Dünya sürekli demokrasini geliştiriyor. Gelişmiş ülkelere bakın. Biz bütün demokratik standartlarımızdan geriye doğru gidiyoruz. Hepsini geriye doğru götürüyoruz. Ve 84 milyonun iradesini bir kişiye teslim etmişiz ya. Böyle bir anlayış olur mu ya? Ya çok... atalarımız söylemiş. Bir koltukta iki karpuz taşınmaz yani. Ya bu insanlar milyonlarca yılın tecrübesi sonunda bu atasözünü oluşturuyorlar. Biz değil iki karpuz. 100 tane karpuzu verdik bir koltukta taşı. Her gün bir karpuz düşüp kırılıyor, parçalanıyor. Bu noktadayız. Ama Suat Bey karamsar değilim. Yo, zaten çok enerjik görünüyorsunuz. Evet, hiç karamsar değilim. Bu ülkenin sağduyulu insanları var. Hangi partiden olursa olsun sevecen insanları var. Gönlü hoş insanları var. Sıkıntıları yaşıyorlar. Hep beraber yaşıyoruz. Hep beraber yaşadığımızı ben de çok iyi biliyorum. Ama bunu aşacağız. Birlikte aşacağız. Vatandaşlarla birlikte, milletimizle birlikte aşacağız. Allah nasip ederse Millet İttifakı ile beraber aşacağız. Biz bunu tamamen düzelteceğiz. Türkiye'ye nefes aldıracağız. Bu böyle olmaz. Böyle gitmez yani. Peki bu işte Marmara Otoyolu kapandı, TEM kapandı ki orası merkezi idarenin birisi yani. Evet, TEM merkezi evet. İdarenin Marmara Otoyolu özel işletmenin sonuçta. Evet. Bununla ilgili hukuki bir şey yapmayı düşünüyor musunuz? Sonuçta bir kamu hizmeti yerine getirilmedi. Bizden alınan paralar. Tabii özeller, özeller kapandı. Yani paralı olanlar, dolar bazında olanlar, dolar endeksi olanlar kapandı ve açmadılarsa tazminat istenmesi lazım. Hükümetin tazminat istemesi lazım. Ben zaten kastım o. Mesela siz öyle bir şey yapacak mısınız? Suç duyurusu vesaire. Alınmamışsa alınacaktır. Alınmamışsa, haksızlık yapılmışsa, tüyü bitmemiş yetim ekmek alırken vergi verecek, beyefendi sözleşmeye uymayıp yolu açmamışsa cezasını ödeyecek tabii. Siz Sayın İmamoğlu ile konuştunuz mu? Şu kamera görüntüsüne geri dönecek olursam. Yani bir suç duyurusu vesaire. Onu tabii girişimleri var. Girişim, 3 veya 4 yazısı var. 3-4 yazısı var. 3-4 yazısı var. Evet. Valilikten bilmiyorum. Yani şimdi doğrudan muhatabı siz değilsiniz efendim, ama. Efendim bu suçtur. Benim özel hayatımı servis edemezsiniz efendim. Anayasaya göre suçtur. Kişinin özel yaşamı anayasal güvence altındadır. Ama anayasası askıda olan bir devlette bu suç olmaktan çıkıyor. Çünkü kime davayı açacaksınız? Kime açacaksınız Allah aşkına? Kadı hırsız olursa kadıya hırsızlık davası şikayeti yapabilir misiniz? Hı hı. Yapamazsınız yani. Geldiğimiz nokta budur yani. İktidara geldiğinizde Atatürk Havalimanı'nı ne denir? Yeniden devreye sokacak mısınız? Burada çünkü çok şehir adını gördük. İnemediler değil mi? İndiler, oraya indiler. Hayır hayır, Atatürk Havaalanı'na indiler. Tabii. İstanbul Havaalanı'na inemediler değil mi? İnemediler. Ya bu ülkenin mühendisleri dedi olmaz. Bilim insanları dedi olmaz, akademisyenleri dedi olmaz, mühendisleri dedi olmaz ya yapmayın, etmeyin ya burası olmaz dediler. Hayır biz yapacağız dediler. Ne oldu? Bizi dünyaya rezil ettiler ya. Gerçekten bizi dünyaya rezil. Düşünebiliyor musunuz ya? İngilizce 10 binler slogan atıyor. Winning Total. Tabii. Ve bunlar Türkiye'de ve bunlar dünyanın dört bir yerine gidiyorlar. Türkiye'yi iyi mi anlatacaklar? Nasıl anlatacaklar Türkiye'yi? Suat Bey, yönetemiyorlar, yönetemiyorlar. Türkiye'yi yönetemiyorlar. Kendilerini yönetemiyorlar. Sorunların arkasında sürüklenmiş gidiyorlar. Sürüklenmiş. Peki. Bu ülkenin böyle, bu ülke böyle bir yönetimi hak etmiyor. Böyle bir yönetim. Ya devlet akılla yönetilir, mantıkla yönetilir, bilgiyle yönetilir, birikimle yönetilir, adaletle yönetilir ya. Adalet yok, bilgi yok, birikim yok, liyakat yok. Bir kişiye teslim etmişsiniz,
O da zaten memleketi batırmış. Savaş halindeyiz sanki. İkinci Dünya Savaşı sanki koşulları var. Elektrik yok, doğalgaz yok. Her şey perişan vaziyette. Zam üstüne zam yağıyor. Beyler saray ışıl ışıl. Saray ışıl ışıl. Fatura ödüyor mu? Zinhar. Yol parası? Zinhar. Uçak parası? Zinhar. Elektrik su? Zinhar. Bir asgari ücretliye bak. İşsize bak. Fakire fukaraya bak. Çöpten kağıt toplayanlara bak. Pazar artıklarını toplayanlara bak. Devleti yönetenler saraya değil, devleti yöneten önce oraya bakacaklar. Önce oraya bakacaklar. Devleti namusuyla bir insan yönetmek istiyorsa, ahlakıyla, erdemiyle, adaletiyle yönetmek istiyorsa önce oraya bakmak zorundadır. Önce oraya bakacak. Benim memleketimde, benim yönettiğim memlekette bir çocuk yatağa aç giriyorsa ben uyuyamam ya. Ya Hazreti Ömer boşuna mı demiş? Dicle'nin kenarında iki koyun kaybolsa sorumlusu benim diyor ya. Şu adalete bakın Allah aşkına ya. Neden? Ben yönetiyorum diyor. Hı hı. Biz bırak Dicle'nin kenarında koyun kaybolmayı. Milyonlarca insan işsiz, milyonlarca insan yatağa aç giriyor. Beyefendi sarayda her taraf ışıl ışıl sanıyor Türkiye öyle. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Nasıl bu kadar koptu halktan? Gerçeklerden koptu. Gerçeklerle yüzleşmek istemiyor. Önce ne yaptı? Bak son attığım videoda söylemiştim onu. Önce ne yaptı? Kendi etrafında sağduyulu insanlar var. Bunların tamamını temizledi. Tamamını. Mesela birisi Sayın Cemil Çiçek'ti. Hepsini çıkardı. Devre dışı bıraktı tamamını. Sonra bürokratları devletin liyakati yok etti. Benim adamım olsun dedi. Niye benim adamım olsun diyor? Çünkü ben ne dersem onu yapacaklar. Yolsuzluk yapın, altına imza atın deseler onu yapacaklar. Yani Cemil Çiçek hala tabii bir yönüyle danışmanlığı da devam ediyor. Olsun. Ama bunlar bakın eskiden başlangıçta ama aktif kimsenin hakkını yemeyeyim. Başlangıçta Erdoğan'ın etrafında en azından devleti bilen, tanıyan, en azından sağduyulu insanlar vardı. Şimdi bir şey doğru doğru eğri eğri tamam onlar AK Parti'ydi, bizim rakibimizdi ama doğruyu söylemek zorundasınız. Buraya gelmek için mi tasfiye edildiler, onlar tasfiye edildiği için mi buraya gelindi? Onlar tasfiye edildi. İkisi de oldu zaten. Onları tasfiye etti. Kişinin egosu ve kibri, eleştiriyi, farklı görüşü tahammül edilemez noktaya taşıyabiliyor insanı. Kibiriniz o kadar yüksek ki benim dışımda kimse doğruyu düşünemez. Kimse bana akıl veremez. Akıl akıldan üstündür. Hayır bunu kabul etmiyorum efendim. Benim aklım en üsttedir zaten. Başka bir akıl yoktur. Bu kibirden yola çıkarsanız ülkeyi bu noktaya taşırsınız. Bunu yaptılar. Sonra liyakati yok ettiler. Oraya yandaş bir sürü bürokrat getirdiler. Ama bürokratlar için şunu söyleyeyim. Söyledim de zaten. Direnen bürokratlar var. Direnen. Yolsuzluk dosyalarını raporlayanlar var. Hala görevde ve raporlayanlar var. Nereden biliyorsunuz? Gayet iyi biliyoruz tabii. Ya bu ülkenin gerçekten de namuslu bürokratları var. Gerçekten de vatansever bürokratları var. Gerçekten de şerefli, onurlu bürokratları var. Her bakanlıkta var, her kurumda var. Siz o çağrıyı yaptıktan sonra anladığım kadarıyla ki o günkü videonuzda da evet, söylüyorsunuz. Epey bir dosya akışı başladı. Öyle görünüyor. Elbette. Dosya akışı da başladı, belgeler de başladı. Her yerden yağmur gibi yağıyor. Onları tasnif ediyoruz, şimdi ayırıyoruz. Tabii yağan her dosyaya bu doğrudur diye de bakmıyoruz. Onun bir de çek edilmesi lazım, doğrulanması lazım. Ondan sonra onun bir şekilde kamuoyuyla paylaşılması lazım. Gösterdim ya Erdoğan'ın imzası olan. Evet. Onlarla ilgili önümüzdeki hafta grup başkan vekili, 3 grup başkan vekili beraber basın toplantısı yapacaklar. Açıklayacaklar. Meclis Genel Kurulu'na indireceğiz. Çünkü AK Partili milletvekillerinin de bunu bilme hakkı var. Onlar da bilmiyor değil Bilmiyorlar. Mi? Bir şey sorabilir miyim? Onlar zaten, onların çok özür dilerim ama dünyadan haberleri yok. Dünyadan haberleri yok. Siz ıslak mısınız? AK Parti milletvekilleri şunu biliyor mu Allah aşkına? Dolar bazında borç aldığım zaman ya da bu beşli çeteye imzalatıyoruz ya dolar bazında. Ya Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enflasyonun 84 milyonun sırtına yıkılmasından onların haberi var mı? Yok. Ben söyledim. Duydular.
Avro bazında taahhüt ettiğiniz zaman ya Almanya'daki enflasyonu sanki bizim enflasyonumuz yetmiyor. Bir de ayrıca Almanya'daki enflasyonu sırtımıza yıkıyor. Onların haberi bile yoktu. Size bu devlet içinden mi geldi bu elbette bilgi? Elbette. Sözleşmelere baktık. Biz de inanmadık. Ya olmaz dedik ya. Bu kadar da olmaz dedik Suat Bey. Ya burada mutlaka bir şey vardı. Ha, sözleşmeyi de gördünüz sonuçta. Elbette. Hmm. Ya tam bir rezalet. Hani tam bir sömürge ülkesi nasıl ya? Tam bir sömürge ülkesi haline getirmişler Türkiye'yi. Birilerine peşkeş çekiyorlar. Peşkeş çektikleri insanlar da etrafında oturanlar. Hani diyorum ya bazen 5 maaş 4 maaş alanlar. Evet. Onlarla beraber çalışanlar. Bunların yatacak yeri yok ya. Bu kadar para nereye gider ki? Onu da bulacağız inşallah. Millet İttifakı olarak Allah nasip eder. Halkın takdiriyle iktidar olduğumuzda tüyü bitmemiş yetimin hakkını elbette soracağız. Siz elbette yani. Eski fakirin fukaranın boğazından kesip birilerinin cebine aktarmaya ben tahammül edemiyorum. Gerçekten tahammül edemiyorum yani. Bürokraside kaç yılınız geçmişti? 27,5 yılım geçti. Şimdi işte ben de Ankara kökenli bir gazeteci evet, olarak hep evet, şöyle konuşulur evet. Ya. Bürokrasi şuna bakar, siyasetin gidişatına bakar. Evet. Ve orada işte artık hani iktidarın her dediğini yapmaz. İşte şimdi sizin anlattığınız evet, gibi dosyalar evet, tutulmaya, arşiv tutulmaya, dosyalar akıtılmaya. Sizce bürokrasi böyle bir okuma mı yapıyor? İktidar gidici, dolayısıyla ben kendimi garantiye alayım. Veya gitmesini hızlandırayım. Yani öyle düşünenler de olabilir. Hmm. Ama benim gördüğüm şu. Bu haksızlıkları artık tahammül edemiyoruz diyorlar. Bu kadar olmaz diyenler var. İmzalamayanlar var. İmzalamadıkları için görevden alınanlar var. Olsun bizi görevden alın diyorlar. Yüz yüze görüştüğünüz oldu mu hiç onlardan? Elbette görüşüyorum da. Yani tabii, görüşüyorum da evet. Görüşüyorum da. Bakın Suat Bey az önce söyledim. Memur Teoman'dan söz ettim. Evet, o Memur videoda. Teoman rüşvet teklif ediyorlar. Rüşveti teklif ediyorlar. Rüşveti Memur Teoman almıyor biliyor musunuz? Gümrükte çalışan. Ne oluyor biliyor musunuz? Memur Teoman'ı sürüyorlar. Niye rüşvet almadın diye. Çarkı bozuyor. Buradan bu kamera mı bizi çekiyor? Evet. Buradan bütün namuslu bürokratlara sesleniyorum. Onurlu, şerefli bütün bürokratlara sesleniyorum. Siz bu ülkenin gerçek sahiplerisiniz. Siz devletin gerçek sahiplerisiniz. Siz liyakatli bir devlette, liyakatin egemen olduğu bir devlette çalışmayı hak ediyorsunuz. Sizin hakkınızı, hukukunuzu sonuna kadar savunmak benim boynumun borcu olacaktır. Sakın ola ki tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyen bir evrakın altına imza atmayın. Namusunuzla, şerefinizle görevinizin başında bekleyin. Görevden almak isteyebilirler, alsınlar. Sizi görevden alacak olan yazı, kararname ya da karar sizin çocuklarınıza göstereceğiniz şeref belgesi olacaktır. Bunu da ifade etmek isterim. Bir şey sorabilir miyim? Yani bu bir kulis bilgisi, doğrudur değildir onu bilemem ama... Millet İttifakı özellikle hani CHP genel merkezi ve işte Millet İttifakı'nın öteki bileşenleriyle birlikte iktidar hazırlığının bir parçası olarak CV, bürokrasiden CV topladığını söyleniyor. Yok hayır yani öyle bir bürokrasiden CV toplamak. Yani iktidara gelirsek işte onu oraya getireceğiz. Şimdi şöyle. Gibi bir hazırlık bağında. Yok hayır hayır yani özel bir hazırlığımız yok. Onun özellikle, bu yönüyle yok. Bu yönüyle yok ama... Devletin içinde çalışan yani 27,5 yılını devlette çalışarak geçiren bir kişiyi düşünün ki bunun büyük bir kısmı Maliye Bakanlığı'nda geçtim. Ben rahmetli Özal'la da çalıştım, Tansu Hanım'la da çalıştım, rahmetli Süleyman Demirel'le de çalıştım. Yani pek çok başbakanla, bakanla çalıştım. Sayın Ekrem Pakdemirli ile Allah rahmet eylesin onunla da çalıştım. Rahmetli Adnan Kahveci ile çalıştım. Bakın bu saydığım insanlar... Kendilerini ülkesine bir anlamda vakfetmiş insanlardı. Ve bu insanlar ülkenin büyümesi ve kalkınması için ellerinden gelen her özveriyi yapan insanlardı. Ve ben bu insanlarla gecenin üçünde, sabaha karşı ikisinde, birinde bu insanlarla çalıştım. Bu insanların mesai kavramı yoktu. Böyle, onlar böyle şatafatlı, ışıltılı saraylarda falan da oturmazlardı. Toplumu düşünürlerdi. O toplumda yaşayan her bireyin hakkını, hukukunu düşünürlerdi.
Biz yeri geldiği zaman bakın Suat Bey daire başkanıyken yani bırakın genel müdür yardımcısı, genel müdür, müsteşar yardımcısı, bırakın onları. Daire başkanıyken biz tartışabilirdik, konuşabilirdik. Bakanlarla? Bakanlarla da ve başbakanla da. Düşüncelerimizi aktarırdık ve bizi dinlerlerdi. Sonunda kararı elbette onlar verecekler. Ama alınan kararın artısını ve eksisini biz söylemek zorundaydık. Söylerdik de hoşlarına giderdi bu. İstişareye şimdi açık, ortak haklı açık elbette, diyorsunuz. Şimdi böyle bir şey hiç yok zaten. Bir kişi karar veriyor, mesele bitmiştir. Eğridir, doğrudur, yanlıştır. İç politikada böyle, dış politikada böyle. Bir şey soracağım. O merakımı celbetti. O videoda da böyle pek çok dosya kaldırdınız ya, bir tanesini açıkladınız. Evet evet açıkladım. Orada onlardan biri varsa var, var, hani var, var, bu tabii. Yayının bir özelliği olsun isterim. Hani buradan da evet yani şu çıktı. Bir gazeteci manşet arar çünkü. Vallahi söylediğim şeyler içinde manşet çok var. Diyorlar ya ihale. İşte bakın. Hayır, manşet derken hani yeni bilgi itibariyle. Bunu gösterdim zaten. Okudum da zaten. 21 Ağustos'unda son yapılan ihale. Ondan önce yapılan ihale var. Bunu Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmanlı, yüksek standartlı demiryolu inşaat vesaire uzun uzun. Bakın ilk ihaleyi yapıyorlar. Ne zaman? 3 Nisan 2018'de. İhaleye giren firmalar var. Şu açıkladığınız belge mi bu? Evet evet. Ama... İhaleye giren firmalar ve kazanan var. Ama bunu iptal ediyorlar. Niçin? Çünkü Beşli Çete'den değil. Ama bir şey soracağım. Orada dün Adil Kara İsmailoğlu şey dedi. Islak imza yok dedi onda. Siz Erdoğan'ın ıslak imzası olduğunu söylediniz ya. Yani Erdoğan böyle şeylere imza atmaz dedi. Yo. Daha doğrusu öyle söyleyeyim. Bir dakika daha Erdoğan'a çok sürprizlerim var. Daha çok sürprizlerim var. Orada Erdoğan'ın ıslak imzasının olduğu iki belgeyi de gösterdim. Evet. İki belgeyi de gösterdim. Daha çok sürprizlerim var ona. Öyle tatminat davası açtım. Kılıçdaroğlu susacak. Yemezler. Ne dedim? Tüy bitmemiş yetimin hakkını sonuna kadar savunacağım. Öyle benim parayla marayla falan. Onların parayla işi var. Çok şükür benim parayla pulla işim yok. Karnım doyuyor mu? Doyuyor arkadaş. Aldığım maaş yetiyor. Birisine muhtaç mıyım? Muhtaç değilim. Birisine gebe miyim? Gebe de değilim. Birisine verilmeyecek hesabım mı var? Öyle bir hesabım da yok. Ben onlar gibi değilim. Ben onlar gibi değilim. Dolayısıyla ben hesabını sorarım. Niye şimdi, sen... Şimdi dolayısıyla şu belgeden bir, daha doğrusu itiraz ettiği, Ulaştırma Bakanı'nın itiraz ettiği belgeden herhangi bir kuşkunuz yok yani. Efendim onu zaten anlıyorum. Nasıl kuşku olsun? Resmi belge zaten. Yani... Bu ihale yapılmış zaten. Sen alıyorsun, iptal ediyorsun. Efendim 21B'ye göre yapıyorsun ikinci ihaleyi. Ne demek 21B? Savaş hali, deprem hali, olağanüstü bir şey çıkar. Olağanüstü i̇hale, zamanlarda. Olağanüstü zamanlarda olur. Siz ihaleyi yapacağım, bekleyeceğim, ilan vereceğim. Siz kalkıyorsunuz, 2 yıl sonra bunu yapıyorsunuz. 6 milyar lira daha pahalıya veriyorsunuz bunu. Kalyon inşaata veriyorsunuz. Niye veriyorsun kardeşim? Madem o kadar eskisini ver. Bir izah olması lazım. Efendim? Bir izahının olması lazım. Ya bir mantığının ya da bilmiyorum yani izah edilmesi gerekiyor. Beşli Çete olunca hiçbir izah yoktur. Peki bir şey daha soracağım. Ben birisine bakın. Birisine para harcıyor, veriyorsunuz. Ya dünya literatürüne girdi bizim Beşli Çete. Dünya literatürüne. Devlette en çok ihale alan 5 firma Türkiye'de çıktı ya. Amerika'da değil. Güney Kore'de değil, Japonya'da böyle bir örnek yok, Fransa'da, Almanya'da yok, Papua Yeni Güne'de, Zelanda'da yok ama Türkiye'de kapı gibi duruyor Beşli Çete. Tabii Beşli Çete diyoruz ama bu 6-7 de var, ben bunları da biliyorum. Ama kamuoyu hep hafıza olarak Beşli Çete tuttuğu için Beşli Çete diyor. Siz öyle ifade ettikten sonra biraz da öyle kaldı. Evet. Bir şey söyleyeyim. Bakın daha dediğim gibi Erdoğan'a çok sürprizlerim var. Hiç o avukatına talimat versin, Kılıçdaroğlu hakkında tazminat davası açın. Bununla ilgili ayrıca milletvekilimiz suç duyurusunda da bulundu. Diyorlar ya, niye savcıya vermiyorsun? Hı. Verdik. Savcıya da verdik. Suç duyurusunda da bulunduk. Şu ihaleyle ilgili. Elbette suç duyurusunda da bulunduk. Bunu yapamazsın kardeşim sen. Neye göre yapıyorsun sen bunu? Savaş hali mi var? Yok. Niye yapıyorsun? 6 milyar lira niye veriyorsun daha fazladan? 6 milyar efendim ek iş veriyoruz ya da şeyi uzattık. Esen Kalyon'a vermek için bir gerekçe bulmak zorundasın tabii.
Bir gerekçe bulacaksın. Uzattım diyeceksin. Şunu yaptım diyeceksin. Dolar bazında hesapla, yeni dünyanın farkı var. Yeni dünyanın farkı var. Efendim bunlar bir açıklama da yapmış. Onu gerçekten çok komik bir şey. Efendim diyor ki ön projeyle yatırım programına alınmaz, ihale yapılmaz diyor. Ön projeyle? Yatırım programına alınmaz bunlar, hı hı, ve ihale yapılmaz diyor. Yani ön proje olması lazım. Hı hı. Hemen derhal konuştuktan kısa bir süre sonra içeriden bilgi geldi. Oda yeri Paşaköy, Kınalı Akyazı, Paşaköy Akyazı kesimi. Bu da çok ciddi bir, burada da büyük numaralar var. Bunu da paylaşacağız önümüzdeki süreç içinde. Proje olmadan bunlar ihaleye çıkılmış. Proje olmadan. Ha, ön proje de yok yani. Yok efendim. İhale sonrası kesin proje hazırlanmıştır. İhale sonrası. Başka bir şey vereyim. Ki bu bunu, neresi içindi? Somutlaşsın diye. Çünkü somut bir şey söylüyorsun. Bunu açıklayacağız. Ha, bu Erdoğan da merak etti. Siz şu anda sadece böyle bir ön olarak söylüyorsunuz. Erdoğan bunu da merak etti. Ona daha dedim, sürprizlerim var. Ya Suat Bey, Allah aşkına niye ihale yaparız biz? Daha ucuza. Devlet ucuza, tabii, ve daha sağlıklı yapsın diye. Bunlar ne yapıyorlar? Önce gidiyorlar, temeli atıyorlar müteahhitle beraber. Müteahhitle beraber temel attıktan sonra da ihale yapıyorlar. Aynı müteahhide veriyorlar. Ya dünyada böyle bir garabet olur mu ya? Gerçekten yani AK Partili kardeşlerime seslenmek isterim yani. Ya böyle bir rezaleti Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yaşayan ya bir iktidar dönemi oldu mu Allah aşkına ya? Önce temel at, sonra ihale yap. Bu 21B AKP'den önce var mıydı? Ya da vardı da bu kadar mı uygulanmıyordu? Bu böyle bir uygulaması yoktu. Yoktu. Yok. Böyle bir şey olmuyor. Şimdi savaş döneminde yaparsın. Savaş var. Deprem var. Olağanüstü bir durum var. Olağanüstü yani durumlardır. Şimdi burada öyle olağanüstü bir durum yok ya. Zaten yapmışsın ihaleyi. Başka firma alınca iptal etmişsin. Aradan geçmiş 2 yıl. Sonra çeteye veriyorsun 21 ve. Kimseyi çağırmıyor. Çağırıyorsun adam. Efendim benim haberim yoktu. Erdoğan bunların altına imza atmaz. Evet. Kardeşim, sevgili bakanım, ya İstanbul'daki kupon arazileri önce bana soracaksın diyen ben miydim Allah aşkına ya? Söyler misin sevgili bakanım? Kupon arazilerden haberi olmadan kimse satamazken milyarlık, milyar dolarlık ihaleleri sen ondan habersiz yapabilir misin kardeşim ya? Onun istediği adama vermeden seni o koltukta bir saniye bile tutmaz. Ben bunları bilmiyor muyum? Ya bizi, çok özür dilerim ama bizi enayi mi sanıyorlar bunlar ya? Ve bunların rakamlarını da daha doğru dürüst kamuoyu bilmiyor. Rakamlarını da bilmiyor. Dediğim gibi çok sürprizlerim var. Bunları, hiç meraklanmasın. Bir, yani Çin işkencesi diye bir tabir vardır yani bir yöntem olarak. Evet. Biraz öyle bir şeye mi dönüştüreceksiniz? Yani haftadan haftaya, aydan aya sürekli böyle. Kul hakkı yeğeni uyutmayacağım yatağında. Rahat uyutmayacağım. Bir daha söylüyorum. Bütün mütedeyyin kardeşlerime söylüyorum. Kul hakkını yiyeni uyutmayacağım. Uyutmayacağım. Aksi halde ben niye siyaset yapıyorum? Niye siyaset yapıyorum? Fakirin, fukaranın, garibin, guremanın hakkını savunmayacaksam ben niye siyaset yapıyorum? O beşli çeteyi zenginleştirmek istiyor. Ben 84 milyonu zenginleştirmek istiyorum. O beşli çeteye çalışıyor. Ben 84 milyon insana çalışmak istiyorum. O bir avuç insana her türlü imkanı veriyor. Ben her türlü imkanı bu ülkenin bütün insanlarına vermek istiyorum. Bu 5 müteahhitten sizinle görüşme talep eden ya da bu arayışa girdikleri yönünde Ankara'da bir şeyler konuşuluyordu. Konuşuluyor. Doğru mu? Konuşuluyor. Hayır, şöyle o zaman. Bu kadarını söyleyeyim. Tamam, ben soruyu bir kez daha şöyle sorayım. Evet. Bu 5 müteahhit, sizin beşli çete diye ifade, evet, ettiğiniz. Bu 5 şirketin, evet, sizinle görüşme talebi net bir şekilde size iletildi mi? Hayır, net bir şekilde iletilmedi, dolaylı olarak. Aracılar mı kullanılıyor? Yani işte dolaylı olarak, öyle diyeyim. Görüştünüz mü? Hayır. Neden görüşmüyorsunuz? Ha, niye görüşeyim? Belki anlatacakları bir şey vardır. Onu bilmem. Varsa, ellerinde dosyalar varsa, belki onlar da haksızlığa uğradıklarını söyleyeceklerdir. Belki onlar da diyeceklerdir. Efendim bizden şu kadar rüşvet istediler. Biz ödemek zorunda kaldık diyeceklerdir. Şöyle bir izahları var. Bunlar da gelecek Suat Bey.
Biz uluslararası yeter. Bunlar da gelecek. Ne gelecek? Kime ne kadar rüşvet ödedikleri. Onlar da gelecek. Bugün olmasa bile yarın onlar da gelecek. Hı hı. Bu kadar para boşuna mı veriliyor Allah aşkına ya? Hı hı. 100 bin geçiş garantisini sen bir imzayla 130'a 200'e çıkarırsan bu bedava mı oluyor Allah aşkına, bana söyler misiniz? Karşında bir şey alındığını varsa. Ya bedava mı oluyor? Bedava mı oluyor? Siz zindaş diye uyuşturucu baronunu hapisten çıkarıyorsunuz. Bedava mı oluyor bu iş? Para para. Satın alınır. Bu ahlaklı ve dürüst insanlar dışında satın alınır insanlar. Devleti yöneten buna tenezzül etmez. Devleti yöneten adaletle yönetir. Sen Orta Doğu'nun en büyük uyuşturucu kaçakçısını çıkaracaksın hapisten. Dışarıya çıkacak. Hı hı. Ondan sonra hiçbir şey yapmayacaksın. Gebze. Onu da anlatayım. Namuslu bir polis arkadaş. Namuslu bir polis. Hemen diyor ki burada ihbar aldık, uyuşturucu var, kokain var diyor, kilolarca. Arama bulamadık diyor. Arayın diyor, var burada diyor. Hı hı. Ve buluyorlar. Ne oldu bu polis? Merkeze alındı. Ödüllendirilmesi gerekirken. Biz bunları bilmiyor muyuz? Bunları yazmıyor muyuz bir tarafa? Yazıyoruz. Hı hı. O polisin de alnından öpüyorum. Memur Teoman gibi. İşte Memur namuslu Teoman insan. Ne yapıyor? Namuslu. O da bir yerlerde. Bizim de bir gazeteci olarak aslında bizim. Evet, bir yerlerde. Rahatsız edilmesini istemem. O da bir yerlerde. Ha, sizin bilginiz var yani. Niye olmasın? Tabii, devlette çalıştığına göre. Biliyoruz kimin nerede olduğunu, gayet iyi biliyoruz. Kim nerede ne iş yapıyor onu da gayet iyi biliyoruz. Bu sözünü ettiğiniz bir sistemden aslında söz ediyorsunuz. Yani bir ihale açılıyor. İşte 21B'den açılıyor. Sonra iptal ediliyor. İşte para alınıyor dediniz. Bir havuz. Bu işler bedava olmaz. Tamam. Bunu en iyi bakın gidin sorun. Namuslu bir insana sorun. Bu işler bedava olur mu deyin. Niye sana versin? Niye sana versin? Ortak yani? Bir yere mi gidiyor, kişisel bir yerlere mi gidiyor? Onu bilmiyorum. Yani duyumları var ama elde veri olmadan bir şey diyemiyorum. Bu şu anda ben sürekli oraya takılmış evet. durumdayım. Gazeteci olarak insanın cezbedi. Erdoğan da takılmıştır. O da takılmıştır. Ne oluyor diye, Kılıçdaroğlu neleri biliyor diye. Biliyorum biliyorum. Hiç meraklanmaz. Hiç meraklanmam. Sayın Erdoğan, hepsini biliyorum. Ben tüyü bitmemiş yetimin hakkını sonuna kadar savunacağım. Şeyi hatırlarsınız 90'lı yıllarda, şimdi tam yılını hatırlamıyorum ama Orhan Kilercioğlu evet. yolsuzlukları şimdi evet. ismi tam neydi şimdi evet. ben getiremiyorum ama siz de hatırladınız. İktidara geldiğinizde öyle bir mekanizma kurmayı düşünüyor musunuz? Şimdi şöyle onu da söyleyeyim. Ben kinle, öfkeyle hesap sormaktan yana değilim. Devlet kinle yönetilmez, öfkeyle yönetilmez. Devlet adaletle yönetilir. Yani siz elbette ki bir yerde yolsuzluk yapılmışsa, elbette ki tüyü bitmemiş yetimin hakkını arayacaksınız ama hukuk içinde arayacaksınız. Talimat verip bunu alın içeri, bunu hapse atın, ellerini kelepçeli. Yok öyle bir şey. Nasıl adalet, yapacaksınız? Adalet neyi öngörüyorsa yetkiyi vereceksiniz. Bu devletin namuslu memurları var, namuslu savcıları var, namuslu polisleri var, namuslu bürokratları var. Oturur araştırırlar. Bir şey var mıdır, yok mudur sorarlar. Belki bizim özel bir bakanlık gibi bir şey ihdas etme değil hayır, de hayır, yargıyı çalıştırma yönünde. Hayır, elbette yani bu ülkede gerçekten namuslu hakimler var. Bir, varsa öyle bir şey giderler, araştırırlar, bakarlar, ederler. Bir şey varsa üzerine giderler. Bir şey yoksa da hiçbir şey yok. Ama ben kızacağım. Bunu mahkum edecek hakimi ben buraya tayin edeceğim. O hakim bunu tayin bir şey mahkum etsin. Onlara başvurmak benim bu söylediklerimin tamamını yalanlamam anlamına gelir. Hayır onlara başvurmayacağız. Asla. Asla. Adaletten ayrılmayacağız. Namuslu bürokratlar vardır. Adaleti yaparlar. O çerçeve içinde görevlerini yaparlar, ifa ederler. Hepimiz de saygı duyarız. Böyle bakıyorum ben. Şimdi yani normal toplamda hani 22-30'da çıkalım gibi bir planlamamız olduğu için ama hani söyleyeceğiniz bu konuda başka bir şey yoksa yani sürekli şu vurguyla geldiğiniz yok, için. Yok yani size bağlı. Ha, tamam. Suat Bey. O zaman ben şöyle bir geçiş yapabilirim oradan. Tabii.
iktidara geldiğimizde, işte ittifak olarak iktidara geldiğimizde vurgularıyla sürekli anlattınız hepsini. Peki ne oluyor? Çok sık görüşmeye başladınız liderlerle, ikili üçlü görüşmeler olmaya başladı. Ya mesela somut soru şu, ittifak genişleyecek mi? Sayın Babacan'la, Sayın Davutoğlu'yla da görüşüyorsunuz. Çok da sık görüşmeye başladınız. Yani herkesin merak ettiği altılı bir ittifak olacak mı mesela? Şimdi şöyle, görüşüyoruz. Doğru. Altı lider bazen kendi aralarında, bazen telefonda, bazen yüz yüze görüşüyoruz zaten. Hı-hı. Ama hepimizin bir ortak şeyi var, bir hedefi var. Yani bu ülkeye demokrasiyi getirmek, bu ülkeyi kirlilikten arındırmak. Bu ülkede gerçekten tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumak. Budur yani. Demokrasi olsun, adalet olsun, hoşgörü olsun, kişi başına gelir, yükselsin. Vatandaştan toplanan vergilerin hesabı vatandaşa verilsin. Bunu istiyoruz zaten. Hı hı. Şimdi altı liderin ortak kararıyla güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili olarak genel başkan yardımcıları bir araya geldiler. Uzun bir çalışma dönemi geçirdiler. Bu çalışma dönemi sonunda bir metin çıktı ortaya. 23-28 sayfalık bir şey. 23 sayfalık bir 23. metin ortaya çıktı. Bu metin ortaya çıktıktan sonra metin üzerinde uzlaşma sağlandı. Her bir genel başkan anladığım kadarıyla gördü ve uzlaşma sağlandı. Şimdi bu çalışmayı yapan genel başkan yardımcıları bu güçlendirilmiş parlamenter sistemin açıklamasını yapacaklar. Altı lider bir araya gelecek inşallah önümüzdeki süreç içinde. Bir araya geldikten sonra da hep beraber bu metni imzalayacağız. Bununla ilgili neler yapacağız, hangi sırada nasıl oturacağız, nasıl konuşacağız ya da konuşma süreleri ne olacak veya bir metin mi olacak, bunun altına hep beraber medyanın önünde imza mı atacağız? Bu konuda yine bu genel başkan yardımcısı arkadaşlar kendi aralarında görüşecekler. Karara varacaklar. Altı liderin de Ankara'da olduğu bir tarihi belirleyecekler. Ve onların yine uygun gördüğü bir yerde biz medyanın önünde bu metne hep birlikte sahip çıkacağız. Aşağı yukarı. Çünkü şu Suat Bey, diyoruz güçlendirilmiş parlamenter sistem. Hep şu, ya eskiye mi döneceksiniz? Yok kardeşim, ne eskiye dön? Eskinin de bir sürü hatası vardı. Biz yeni bir şey yapmak istiyoruz. Türkiye'ye gerçek anlamda demokrasiyi getirmek istiyoruz. Gerçek anlamda insan haklarını getirmek istiyoruz. Gerçek anlamda siyaset kurumu özgürce eleştirilebilsin. Gerçek anlamda yargı bağımsızlığını savunuyoruz. Gerçek anlamda otoritenin yani yönetimin hem parlamentoya hem de diğer muhalefete hesap vermesini istiyor ve bunun alt kurumlarını oluşturmak istiyoruz. Yani son derece iyi niyetle, son derece güzel beklentileri olan bir anlayışla bunu inşa etmek istiyoruz. İmzalayacağız ve göreceksiniz. Aşağı yukarı bir tarih verebiliyor musunuz? Ne zaman olur bu? Yani altı liderin bir araya geldiği açıklama yaptığı. Şimdi bilmiyorum tabii arkadaşlar. Yani kurmaylarınız çalışıyor. Kurmaylar çalışıyorlar. İlk toplantıyı bildiğim kadarıyla yaptılar. Ama ikinci, üçüncü toplantı ne zaman olur onu bilmiyorum ama fazla değil yani. Şimdi hangi aydayız Allah aşkına? Ocak sonu. Ocak ayında. İşte Ocak sonu. Demek ki Şubat ayı içinde büyük bir ihtimalle bunun altına imza atarız. Şubat'ın içinde. Evet, evet. Peki gerçekten hani kim önce konuşacak, hangi sırada oturulacak, orada bir sorun çıktığı için mi bu erteleme? Hayır. Eşitler arasında bir ilişki olmasını istiyoruz. Yani efendim partilerin aldıkları oylar, çıkardıkları millet ve bunlar değil. Ha, öyle oy oranına göre gibi bir şey de gitmeyeceksiniz. Hayır. Eşitler arasında bir ilişki. Her parti diğer partiye karşı eşittir. Bir de olsa beş de olsa bir aynıdır. Bir de olsa beş de olsa veya hiç olmasa hiç önemli değil. Hı-hı. Eşitler arasında bir ilişki görür. Çünkü biz samimiyiz. Ve Türkiye'yi içinde bulunduğu bu cendereden çıkarmak istiyoruz. Ve vatandaşlarımıza güven vermek istiyoruz. Özveri ise her birimiz özveride bulunacağız. Çünkü söz konusu olan vatandır, gerisi teferruat. Ben öyle bakıyorum şahsen. Benim çocuğum, benim evlatlarım demokrasinin geliştiği bir ülkede yaşamak isterler. Karınlarının doyduğu bir ülkede yaşamak isterler. Siz umutsuz gençler ordusu yaratmışsanız siyaset kurumuna çözüm üretmesi lazım. Biz yani bunu üreteceğiz. Şu iddia doğru değil yani. Hani kim önce işte konuşacak, hangi sırayla oturulacak vesaire. Öyle bir iddia dolaştı. Hayır, objektif bir kural. Ya o mesela benim şahsi kanaatim. Tabii bunu bilmiyorum ama benim şahsi kanaatim. Mesela partiler alfabetik sıraya göre oturabilirler masada. Hı-hı. Veya
genel başkanların soyadı sırasına göre otururlar. Olur yani, sonuçta dediğim gibi ilişkiyi eşitler arasında götürürseniz bu daha anlamlı, daha demokratik, daha ahlaklı, daha adaletli bir yöntem olur. Bizim istediğimiz, hem demokrasiyi savunacaksanız bu kuralları riayet edeceksiniz, bu kurallara uyacaksınız. Benim dediğim gibi şahsi kanaatim, ama 6 arkadaş, yani 6 genel başkan yardımcısı nasıl bir karar varacaklar onu bilmiyorum. Belki onlar daha mükemmel bir yol, yöntem de bulabilirler. Daha yaratıcı bir çözüm bulabilirler. Evet. Çünkü onlar da kendi genel başkanlarına sunacaklar. Kendi genel başkanları hangisine uygun görüyorlarsa bir araya gelecekler. Gene oturacak. Belki bir yuvarlak meselenin etrafında oturacağız. O da olabilir yani. Geçen Sayın Davutoğlu, Sayın Akşener ve sizin evet. olduğu gibi. Öyle. Belki yani daha büyük. Bir hiyerarşiklik de yapmıyor. Tabii. Yok, hayır. Öyle bir şey yok. Daha geniş, büyük bir yuvarlak masanın etrafında da toplanabilir. Dediğim gibi yani tümüyle o arkadaşların, yani genel başkan yardımcılarının birlikte saptayacakları yol ve yönteme biz de genel başkanlar olarak uyacağız. Murat, ne kadar süremiz var, ona göre devam edeceğim ya da hayır, şimdi reklama gitmemiz gerekiyor mu? Tamam, o şu an gidelim çünkü hani buradan artık blok devam ederiz, 22.30'da da çıkmış oluruz. Bir reklama gidelim, reklam süresi boyunca reklamdan sonra tekrar birlikte olacağız, ama bir ara verelim şimdi. Röportajları serisi kapsamında Sayın Kılıçdaroğlu'yla birlikteliğimiz devam ediyor. Bu ittifak senaryolarında vesaire kalmıştık. Şimdi bir parlamenter, güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerine bir çalışma yapıldı. Bunlar sizlere sunuldu ve siz diyorsunuz ki Şubat içinde muhtemelen 6 lider çıkarız ve dişi, yani ne çalıştıysak onu kamuoyuna açıklarız. Açıklarız. Diyorsun. Çünkü vatandaş şunu merak ediyor, yani güçlendirilmiş parlamenter sistemden ne anlıyorsunuz? Neyi vaat ediyorsun? Bunu anlatmamız gerekiyor. Daha demokratik bir Türkiye, daha güzel bir Türkiye, daha yaşanılacak bir Türkiye'yi nasıl inşa edeceğimizi anlatmamız lazım. Siz metni incelediniz mi bizzat? Tabii, elbette. Orada ben burada bir yayın yaptım. Haberiniz oldu mu bilmiyorum. 6 genel başkan yardımcısıyla bir yayın yapmıştım. Orada benim en çok ilgimi çeken maddelerden biri şuydu. Cumhurbaşkanı 7 yıllığına bir kez seçilir ve bir kez daha da siyasette rol alamaz. Evet. O madde duruyor mu? Duruyor. Onun mantığı nedir? Kastı nedir? Muradı nedir o maddenin? Doğrusunu isterseniz hani gerekçelerine bakmadım. Ama yani Cumhurbaşkanı 7 yıl süreyle bir kez seçilmesini yeterli görmüşler. Bütün ama sonra siyasete girememesi. Efendim? Asıl sonrasında siyasete bir daha dönmemesi yönüyle bana ilginç geldi o. Evet. Şöyle, yani devletin sigortasını üstlenen bir kişinin, yani Cumhurbaşkanı dediğimiz bir anlamda devletin sigortasıdır. Sorunların çözüm adresidir. Bütün siyasi parti liderlerini bir araya getiren, onların özgürce düşüncelerini ifade etmelerini sağlayan, çözüm, kilitlenmiş sorunları bir anlamda çözen pozisyondadır. O pozisyonu 7 yıl süreyle yapar. Dolayısıyla başka bir akil insanı getirirsiniz oraya. O akil insan yine Türkiye'nin sorunlarına daha tepeden bakar. Daha tarafsız olur. Ondan sonra ettiği yemine sadık kalır. Böyle bir anlayış egemen olmuş olabilir. Bir yaş sınırı var mı Cumhurbaşkanlığı için? Onu şu anda hatırlamıyorum. Hatırlamıyorsun. Bu yönü şunun için benim dikkatimi çekmişti o. Yani bir yönüyle hani genç siyasetçilerin önünü kesebilecek bir risk taşımıyor mu o? Yani Cumhurbaşkanlığına niyetlenecek genç siyasetçilerin önünü kesebilecek bir risk taşır mı? Şimdi Cumhurbaşkanlığını normal bir siyasetçi gibi düşünmemek lazım. Cumhurbaşkanı... Ben siyasetçi diye sordum zaten. Evet, yani bakarsanız. Mesela bir milletvekili, 18 yaşını bitiren bir kişi rahatlıkla milletvekili olabilir, düşüncesini ifade edebilir. Cumhurbaşkanlığı biraz daha farklı, daha akil, daha kişiliği oturmuş, olaylara daha soğukkanlı bakan, sorunları daha akılcı yöntemlerle çözmeye çalışan, çözüm için çaba harcayan, devleti temsil eden, günün 24 saati konuşmayan, çok önemli günlerde konuşan, dolayısıyla konuştuğu zaman da toplumun durum bakalım Sayın Cumhurbaşkanı ne diyecek diye bekleyen, eğer
bir olay çıkar ve siyasal partiler arasında ciddi uyuşmazlıklar çıkarsa hakem olabilecek. Çağırıp hakem rolünü üstlenen böyle bir yapı olması lazım. Yani Cumhurbaşkanı dediğimiz böyle bir kişi, akil kişi olması lazım. Şu an çok sık bizim devlet geleneğimizde de var zaten, aksakallar deriz. Tabii. Yani devlet geleneğinde de bu böyledir yani. Devletin geleneğinde, oturan geleneğinde de, tarihsel süreç içinde de böyledir. Şimdi de böyledir yani. Millet İttifakı genişleyebilir mi diye bir soru sordum ama o ya onu, ben kaçırdım. Şimdi şöyle tabii sordunuz onu. Yani onunla kastettiğiniz Deva ve Gelecek Deva mi? Deva Gelecek işte evet. Yani altı partili veya, bir şeye dönme. Evet. Şimdi şöyle tabii bu konuda benim görüş beyan etmem doğru olmaz. Hı-hı. Çünkü ben geçmişte oluşturduğumuz ittifakın bir parçasıyım. İttifakın liderleri bir araya gelip ortak görüş beyan etmezsek benim kalkıp herkes adına konuşmak gibi bir şeyim yok. Ama herhalde gönlünüzden geçecek bir şeydir ya da geçen bir şeydir. Tabii yani şöyle olmaz yani ben demokrasiyi savunan, insan haklarını savunan, medya özgürlüğünü savunan, daha hızlı büyümeyi ve kalkınmayı savunan, vatandaştan toplanan vergilerin hesabının vatandaşa verilmesini isteyen, devlete liyakatli bir yapının oluşmasını isteyen herkesin bir araya gelmesini isterim. Yani kişisel olarak ama dediğim gibi sonuçta ittifakı oluşturan siyasal partiler doğal olarak bir araya geleceklerdir. Birlikte karar vereceklerdir buna ama bu dediğim gibi benim şahsi görüşüm. Peki mesela son görüşmeniz işte Sayın Akşener ve Sayın Davutoğlu'yla evet. Üçlüydü. Evet. Şimdi doğal olarak ittifakın dışından oldukları için söylüyorum. Diyaloğunuz hep evet. Herkesin malumu zaten evet. Kamuoyunda evet. Yapıyorsunuz. Evet. Yani orada mesela bunlar mı konuşuluyor? Ya şimdi Suat Bey orada ne konuştuğumuzu ben anlatmam. Anlatırsam doğru olmaz zaten. Sonuçta yani nasıl gelişlerinizin formülü bu konuşuluyor? Türkiye'nin sorunları var. Türkiye'nin sorunları var. Siz bir araya geldiğinizde doğal olarak bu sorunlar zaten konuşulur. Yani üçümüz de bir araya gelsek, liderler, iki lider de bir araya gelseler, iç politikayı da konuşurlar, dış politikayı konuşurlar, çürümeyi konuşurlar, demokrasinin erdemini konuşurlar, neler yapmamız gerektiği konusunda düşüncelerini ifade ederler. Bu zaten işin doğasında olan bir şey. Yoksa biz yan yana gelip çay kahve içmiyoruz. Hayır, ama benim de bu kadar merakla sorma sebebim şu, doğal olarak kamuoyunda şu beklenti var ya, hani artık ne yapılacaksa bir an önce olsun artık, muhalefet partilerinin somut adımlarını görelim artık gibi bir beklenti var ya. Hı. Dolayısıyla derdim bu. Hani hiç kimse merak etmesin. Liderler, yani demokrasiyi, yani güçlendirilmiş parlamenter sistemi savunan liderler nasıl bir sorumluluk aldıklarının bilincindeler aslında. Neleri yapmaları gerektiği konusunda da her bir partimiz çalışıyor zaten. Yani ekonomi konusunda biz de çalışıyoruz, İyi Parti çalışıyor, Saadet Partisi'de, Demokrat Parti'de, efendim Gelecek Partisi'de, Deva Partisi'de. Bunlar da çalışıyor. Onların da iyi kurmayları var. Yani sadece bizde kurmay değil, bütün partilerin iyi kurmayları var. Bunların büyük bir kısmı devlette uzun yıllar çalışan, deneyim sahibi olan insanlar. Artı bunlara destek veren yine çok ciddi arkadaşlar var her partide. Milletvekilleri, danışmanlar yani vesaire. Yani milletvekilleri var, milletvekili danışmanları var, genel başkanların danışmanları var. Bunların hazineyi bilen, maliyeyi bilen, vergiyi bilen, bütçeyi bilen, efendim dış politikayı bilen insanlar var. Dolayısıyla bir olayın çerçevesini çizmek, olayın diğer olaylarla ya da bağlantılarını ortaya koymak, çözümleri üretmek, o çözümleri tartışmak bunlar kolay olaylar değil. Dolayısıyla hani çok acele yapalım bir şey yapalım. Hayır efendim. Sakin, sağlıklı, tutarlı ve kararlı adımlarla gitmek zorundayız. Bu arada erken bakın seçmeye biz, yakalanırsa, pardon buyurun. Biz millete öyle bir söz veriyoruz ki yani güçlendirilmiş bir parlamenter sistem yapmak istiyoruz. Herkes devlette denetlenmeyen hiçbir kurum olmasın istiyoruz. İktidar da denetlensin. Türkiye Büyük Millet Meclisi de denetlensin. Kim denetliyor? Anayasa Mahkemesi. Ama Anayasa Mahkemesi'ne gerçek anlamda yargıç atayacaksınız. Benim adamım diye oraya atayamazsınız. Atadığınız anda devlette çürümeye yol açar bu. Dolayısıyla her bir lider aslında bunu biliyor ve bu kararlılıkla hareket ediyor. Dolayısıyla biz yapacağımız atamalarda devlette liyakati öncelemeliyiz. Merkez Bankası'nın başına kim gelecek? Benim adamım mı gelecek, senin adamın mı gelecek? Bu tartışma bizim aramızda asla olmaz. Olmamalı da zaten. Oraya
en yetkin insanı getirmeliyiz. Hepimizin üzerinde anlaştığı en yetkin insanı getirmeliyiz. BDDK'nın başına en yetkin insanı getirmeliyiz. Çünkü bunlar doğru kararlar alacaklar. Siyasetin öngördüğü kararları alacaklar. Bir yerde aksama olduğu zaman aksamanın üzerine süratle gidecekler ve düzeltecekler. Bugün yaşadığımız tablo devletteki liyakatin çürümesini ortaya koyduğu tablodur. Ona ilişkin anladığım kadarıyla orada zaten o programda da mesela Anayasa Mahkemesi'ndeki atama, işte Merkez Bankası dediniz, BDDK dediniz. Evet. Mekanizmalar da çalışılıyor değil mi orada? Yani ne tür bir mekanizma geliştirilecekse belki ilkesel şeyler şu anda yazılıyor ama. Mekanizmalar var zaten. Yani atamaların nasıl yapılacağı vesaire bunlar var. Yani hukuki altyapısı var. Bütün mesele liyakat üzerinde, adalet üzerinde anlaşmak. Yani kişinin bilgisi, birikimi, deneyimi bizim için çok önemlidir. Bilgi, birikim ve deneyim olduktan sonra o kişi siyasi otoritenin aldığı kararlar çerçevesinde sağlıklı, tutarlı kararları alır ve siyasi otoriteye yeri geldiğinde de hesap verir. Onun başarısı aslında bir anlamda siyasi otoritenin başarısı demektir. Bugün Merkez Bankası var. Ne oldu? 128 milyar dolar toz oldu gitti. Kim aldı? Hala bilmiyoruz. Kim aldı? 128 milyar dolardan söz ediyorum. 128 milyar dolar. 20 Aralık gecesi olan döviz. 20 Aralık gecesi. 18 liradan sattılar, 13 liradan aldılar. Cumhuriyet tarihinin en büyük gelir transferi oldu. 84 milyonun gelirini bir avuç insan aldı. Bu fakirleşme nereden geliyor? Gelir dağılımı sağlıklı olmadığı için. Benim normalde kazanmam lazım, sizin de kazanmanız lazım. Ama ben ya hiç kazanmıyorum veya çok az kazanıyorum ama bütün geliri siz alıyorsunuz. Benim alın terim de size geliyor. Yazık, günah değil mi? Fakirleşiyoruz. Cumhuriyet tarihinde ilk kez derin yoksulluktan söz ediliyor. Evet. Suat Bey, derin yoksulluk. Ya o sarayda oturanlar şöyle bir gitseler. Büyük kentlerin varoşlarına bir gitseler ya. Oradaki insanları bir görseler ya. Hı hı. Onların buzdolaplarına bir baksalar. O buzdolaplarında üçüncü elde buzdolabı biliyor musun? İkinci el bile değil. Çalışmıyor bile. Elektrik zammı yaptınız ya. Perişan ettiniz millet ya. %127 zam nasıl olur ya Allah aşkına ya. Hangi çağda yaşıyoruz biz? Yani siz çok sık ekonomiye gidiyorsunuz, anlıyorum. Evet. Zaten hani başlangıçta da... Neyse siz... Yeterince derken konuşuruz. İstediğimiz kadar konuşuruz, bitmez o. Yani çünkü herkesin gerçekten yaşadığı sorun hepimizin. Suat Bey, yönetim halkına zulmederse... Bizde Anadolu'da güzel bir söz vardır. Zulmün artsın derler. Bir an önce gitsin diye. Zulmün artsın ki zeval bulasın. Evet, evet. Zulmün artsın derler ya. Ya yaptıkları tam bir zulüm Allah aşkına ya. Tam bir zulüm ya. Bu tam bir haksızlık. Tam bir adaletsizlik. Kul hakkı diyorsun, onu yiyorlar. Döviz baronları bunlara çalışıyor. Faiz baronları bunlara çalışıyor. Devletin bütün kaynakları bir avuç kişiye tahsis edilmiş, adeta oralara veriliyor. Ben burada az önce bu yönüyle araya girerken hani artık biraz bu çıkışı, umudu konuşma bağlamında biraz oraya getirmeye çalıştım. Ya bu buluşmalarda şimdi bir gazeteci olarak baktığımızda doğal olarak işte her partiyle temas etmeye çalışıyorsunuz. Evet. Tamam, yani iktidar partileriyle yapamıyoruz, ayrı mesele de. Ama oralarda şunu hissedebiliyoruz. Doğal olarak herkes kendi partisinin de bir biçimde bu kompozisyon içinde en kazançlı çıkacağı bir pozisyon arıyor. O normal, siyasetin doğasında var zaten o. Hı hı. Siyasetin doğasında var her siyasi parti. Elbette ki yani bir araya gelmek çalışmamak anlamında değil. Her siyasi parti kendi programını anlatır, kendi düşüncelerini aktarır. Ama sonuçta beraber olduğumuz, ortak seslendirdiğimiz alanlar var. Ya bu rekabet, İttifak zaten yani, ortak alanları yani tabii. Ortak alanları veriliyor. Ortak hedefe yürüyoruz zaten. Ya bu mikro arayışlar makroda gecikme yapar mı? Hayır, biraz yapmaz. Bu kaygıyla söylüyorum. Hayır, yapmaz. Her lider, benim gördüğüm kadarıyla her lider
bunun sorumluluğunu iliklerine kadar hissediyor. Türkiye'yi bu cendereden çıkarmak zorundayız. Bunun sağa solu, bunun partisi falan filan bu olmaz. İlkelerde anlaşacağız, kuralları koyacağız. Biz bu sorunu böyle çözeceğiz diyeceğiz yani. Milletin önüne çıkmak zorundayız. Zaman ilerledikçe yani erken seçim o. Yani birinci risk şu. Evet. Anlaşamadan bir erken seçim ya da baskın seçim geldi. Henüz bir açıklamanız yok. Yani adaylık artık meselesini sormuyorum. Yani bir an önce zaten Türkiye'nin kurtuluşu için, Türkiye'nin aydınlığa çıkması için sandığın bir an önce gelmesi lazım. Bu zulmün bitmesi lazım. Tamam ama işte anlaşamadınız. Zaten... Hayır efendim, niye anlaşamadık? Ya henüz anlaşmış değilsiniz. Efendim güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda anlaştık mesela. En temel sorun buydu zaten. En temel sorun. Ekonomi konusunda ne yapacağımızı zaten biliyoruz. Yani orada da bir çalışmanız var ortak değil mi? Efendim? Orada da ortak bir çalışma var, yürüyor. Orada da var, diğerlerinde de var. Geldiğimizde neleri yapacağız, o konuda da çalışma. Mesela geç kalınmış değil diyorsunuz. Hayır efendim, hiç geç kalınmış değil. Bütün mesele tabii şöyle kabul etmek lazım Suat Bey. Genel başkanlar yerlerinde oturmuyorlar. Her bir genel başkan Türkiye coğrafyasını doğal olarak geziyor. Doğal olarak çözümlerini anlatıyor. Doğal olarak Türkiye'nin içinde bulunduğu tabloyu, bu kara tablodan, Türkiye'yi nasıl aydınlığa çıkarabilir? Bunu anlatıyor. Bu da gayet doğal bir şey zaten. Dolayısıyla ama alt ekipler, genel başkan yardımcıları zaten çalışıyorlar. Onlar çalışıyorlar. Genel başkanlarına sunuyorlar. Onlar kendi organlarında, bizde Merkez Yönetim Kurulu var, onlarda Genel İdare Kurulu var. Her bir siyasi parti doğal olarak kendi içinde bunları tartışıyor. Ben buradan şunu anladım. Ya siz liderler olarak sürekli temaslı olduğunuz için anladığım kadarıyla biz de dışarıdan baktığımızda ya biraz gecikme mi var? Hani ya hazırlıksız yakalanacak muhalefet gibi bir şeyle bakılıyor. Ama siz anladığım kadarıyla sürekli konuştuğunuz için siz öyle bir risk görmüyorsunuz anladım. Hiç öyle bir risk yok. Her bir lider... Benim yaptığım görüşmelerde ortaya çıkan tabloyu büyük bir samimiyetle ifade edeyim. Her bir lider Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu çok iyi biliyor. Ve Türkiye'yi buradan ancak bir ittifakın çıkarabileceğini de düşünüyor zaten. Böyle olması gerektiğini de düşünüyor. Tarihin bizim omuzlarımıza yüklediği bir sorumluluktur aslında bu Suat Bey. Tarihin bizim omuzlarımıza yüklediği bir sorumluluktur. Biz çocuklarımızın güzel bir ülkede yaşamasını isteriz. Torunlarımızın güzel bir ülkede yaşamasını isteriz. Ya herkesin iş güç sahibi olmasını isteriz. Endişe etmeyin diyorsunuz siz. Zaten endişe etmeyin. Yok hayır, sizin hiç kimse, bu birlikteliğinizden. Hiç kimse endişe etmesin. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Yarın gençlerle de buluşacağım, onlara da söyleyeceğim zaten. Hiç kimsenin umutsuzluğa kapılma hakkı yoktur. Bu ülkeyi aydınlığa çıkarmak hepimizin görevidir. Yani en fakirinden, en eğitimlisinden, en eğitimsizine kadar aklı bali olan herkes biliyor ki Türkiye yönetilmiyor. İyi yönetilmiyor Türkiye. Herkes bunu çok iyi biliyor zaten. Şimdi son iki soruyu bununla ilgili sormuş olayım. Bir yönüyle tabii bir de seçim dönemi gelecek. Bir seçim güvenliği tartışması var. Evet. Orada partiler arasında bir rol paylaşımı, bölge paylaşımı gibi senaryolar konuşuyor musunuz? Bu bir. İkincisi, bir parmak boyası tartışması yürüyor şu anda farkındaysanız. Evet. Özellikle öyle bir şey gerekli medyada, görüyor musunuz? Parmak boyası gelirse mutlu oluruz. Onu ifade edeyim. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Seçim güvenliği konusunda kimse endişe etmesin. Ama endişe etmek için geçmişte epey bir şey var. Hani. Biz şu anda çok hazırlıklıyız. Biz bugünden sandık görevlilerini belirledik. Belirlemeye de devam ediyoruz. Her kim hangi bölgede hangi sandığa bakacak, onların eğitimleri de başladı. Onların eğitimini de yapıyoruz aynı zamanda. Öteki partilerle ortaklaştığınız bir çalışma var mı bu konuda? Diğer partilerle ortaklaştığımız konular var. Tabii doğru. Bizim partimizde 1998 seçimlerinden bu yana kim hangi sandıkta oy kullandı, bütün bunların dokümanları var bizde. 98'den bu yana. Evet. Yani biz sandık güvenliğine hazırlıklı bir partiyiz. Diğer arzu eden partilere bütün verileri veriyoruz zaten. Yani zaten ittifak şu içinde, son İstanbul seçiminde de orada bence hani evet, bunu rüştünü ispat bunun etmiş bir deneyimini örgüttü. De yaptık ve güzel sonuçlar elde ettik. Bütün mesele sandığın başında görevli olacak arkadaşın sandığa, oya sahip çıkması. Dedik ki oturacaksın oraya,
Sigara içmek için bile dışarı çıkmayacaksın. Öğle yemeği gelmedi, gerekirse bir gün aç kalacaksın. Ama sayımdan sonra tutanağı imzalayacaksın, başta imzalamayacaksın. Buna benzer. Zaten örgütün çalışmaları var. Broşürler hazırlanacak. Şimdi daha önemlisi, biz aile destekleri sigortası üzerinde çalışıyoruz. Kadın kolları özellikle evlere girilecek. Evlerde aile destekleri sigortasını anlatacak. Şöyle ifade edeyim. Bir taraftan normal kendi siyasal çalışmalarımızı yapıyoruz. Öbür taraftan sandık güvenliği konusunda çalışmalar yapıyoruz. Diğer liderler olarak bir araya geldiğimizde bu konuyu da gündeme geliyor zaten. Ha, konuşuyorsunuz. Tabii bunu. Bu da gündeme geliyor. Burada bir dayanışma içinde olacağız. Yani bütün partiler sandık güvenliği konusunda bir dayanışma içinde olacaklar. Birlikte sandığı bekleyeceğiz, birlikte sayımı bekleyeceğiz, birlikte imzalayacağız. Çünkü sonuçta söz konusu olan... Anlamak istediğim buydu. Güvenlikti. Yani bunu konuşuyorsunuz, bir mekanizma da arıyorsunuz. Evet. Peki ama orada en büyük sorun Doğu ve Güneydoğu'da çıkıyor ya. Evet. Yani genellikle işte HDP'lileri içeriye alıyorlar filan seçimden önce, öyle şeyler Suat oluyor. Suat Bey, belki şaşıracaksınız ama Doğu Güneydoğu'da AK Parti'den çok sayıda vatandaş partimize üye oldu. Üye olmaya da devam ediyor. Bu konuda emin olmanızı dolayısıyla... isterim. Sandık güvenliği konusunda... Çok ciddi bir altyapımız var Doğu ve Güneydoğu'da. AK Parti'nin neler yaptığını vatandaş görmeye başladı. Doğu Güneydoğu'da da görmeye başladım. Aslında oraya ya fabrikalar yapacağız ya. Orada istihdamı, işsizliği, o kör talihi yıkacağız orada. Şanlıurfa'ya gittim, dedim ki bize Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı verin. Şanlıurfa'da çiftçiye elektriği bedava vereceğiz diye. Evet. İtiraz ettiler, olmaz diye. Allah'ın izniyle yapacağız. O beyefendiyi de çağıracağım. Gel arkadaş, kurdeleyi beraber keselim. Kim o beyefendi? Sarayda oturuyor ya. Gel arkadaş, nasıl yapıldığını görsen. Yani bilmiyorlar, yönetemiyorlar ya. Doğu ve Güneydoğu için de bir sandık güvenliği şeyiniz var, hani bir algınız bütün var. Bütün bölgelerde bu sağlanıyor. Dediğim gibi geçmişte biraz sıkıntımız vardı. Bölgede yeteri kadar dayanışma kültürünü geliştirememiştik. Şimdi çok iyi bir noktadayız. Partiye ciddi gençler, kadınlar üye oluyorlar. Ciddi aşiretler var. Onlar artık Cumhuriyet Halk Partisi'ne sempati duymaya başladılar. Onlarla oturuyoruz, konuşuyoruz. Onlar da bir şekliyle Türkiye'nin gidişatını beğenmediklerini görüyorlar. Onlar da kurtuluşu bizde arıyorlar. Onu da ifade etmek isterim. Güzel şeyler çıkacak. Sandığı getirmiyorlar, korkuyorlar. Ya korkunun ecele faydası yok ya. Hı hı. Ya geciken her... Bakın, gecikmesi vatandaşın sırtına daha ağır bir yük getiriyor. Bakın şimdi müjde veriyorlar, elektrik gelecek diye. Elektrik vereceğiz diye. 5-6 gün sonra. Şey, ya, bu doğalgaz kesin sıkıntısından dolayı. Ya 21. yüzyıl, bu yeni bir Edison mu çıktı Allah aşkına ya? Elektrik kesintisini kaldıracağız. Bunu bile müjde olarak topluma sunuyorlar ya. İnsan utanır ya. Utanır ya. Bu Doğu Güneydoğu'dan girmişken burada biraz hızlanabilir miyiz? Yani benim açımdan sorun yok. Hani bir, o bir 10-15 dakikamız tabii. var. Bu demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer. Evet. O ifadenizle ilgili buna itirazlar oldu vesaire. Üstelik ittifak içinden de itirazlar oldu. Evet. Oradaki kastınız neydi ve neyi bu ülkeye demokrasiyi kesinlikle getireceğiz. Yani niye Diyarbakır'dan geçer? Diyarbakır'a gideceğim. Diyarbakırlara ne diyeceğim? Ya orada çekilen zulümleri bilmiyor muyuz Allah aşkına ya? Diyarbakır hapishanesinde yaşanan zulümleri bilmiyor muyuz? Ben boşuna mı helalleşme dedim? Helalleşme dedim, her taraftan saldırı geldi. Bu kardeşiniz ateşten gömleği giydi Suat Bey. Ben bu helalleşmeyi yapacağım. Bu milleti barıştıracağız. Hı-hı. Allah'ın izniyle. Ya kavga artık yeter ya. Birbirimize farklı bakmaya başladık. Kimliklerimizi sorgulamaya başladık. İnancımızı sorgulamaya başladık. Yaşam tarzlarımızı sorgulamaya başladık. Ya kardeşim, başka derdimiz yok mu ya? Milletin karnı aç. Çocuğu işsiz, evladı işsiz. Sen bunu bırakmışsın, başka işlerle uğraşıyorsun. Demokrasiyi de getireceğiz. Helalleşeceğiz bu milletle beraber.
bu güzel ülkeyi cennete çevireceğiz, cennete, cennete çevireceğiz. Birkaç bir şey daha sorayım ama artık bunlar biraz böyle başlık başlık gidecek. Demirtaş'a Öcalan hesap soracak. Sayın Erdoğan'ın cümle tam evet, böyle, evet. Cümlesini tam söyleyeyim. Yani Öcalan'ın Demirtaş'ın oradan vermiş olduğu mesajlardan rahatsız olduğu ortada bir gerçek diyor. Hani görüşmüyorlardı. Zaten soru demek soruluyor. Demek ki görüşüyorlar. Ha. Devlete gelen bir bilgi mi var? Nereden biliyorsunuz ne? Var ki söylüyoruz diyor. Bir görüşme yapılıyor. Söylüyor kendisi zaten. Selahattin Demirtaş niye tutuluyor içeride? Neden? Haksız yere. Haksız yere tutuluyor. Osman Kavala haksız yere tutuluyor. Ellerine silah mı aldılar? Birisini mi dövdürdüler? Birisini mi öldürdüler? Ya bir insan siyasi görüşü dolayısıyla hapse atılır mı ya Allah aşkına? Ben bunu söylediğimde kızıyorlar. Ya arkadaş bu insan yani Sayın Demirtaş Cumhurbaşkanı adayıydı değil mi? Hakimler ne dedi? Cumhurbaşkanı adayı olabilir dedi. Seçime girebilir dedi. Üstelik kendisinin tayin ettiği, kendisini belirlediği hakimler. Ne oldu? Hapisten çıkarmadılar. Siz dünyaya bizde demokrasi var diye gezeceksiniz ortalıkta. Nasıl oluyor bu? Nasıl oluyor bu? Trump telefon edince papazı bırakıyorsun derhal. Bu içeride siyasi rehin olarak kalacak. Niye kalacak kardeşim? Niye kalacak? Öcalan'la neyi görüştüklerini düşünüyorsunuz? Büyük bir ihtimalle yani bilmiyorum tabii neyi görüşüyorlar, neyi yani yapıyorlar. Zaten tahmin yapabiliriz yani biz. Demirtaş'ın içeride kalmasının tek nedeni var seni başkan yaptırmayacağız demesidir yani. Türkçesi budur yani. Şimdi, çıkıp seni başkan yaptırmayacağız dedi. Bitti. Ha sen mi beni yaptırmayacaksın? Ben de seni içeri atıyorum dedi. Attı içeri. Siyasi esir orada duruyor zaten yani. Niye tutuyorsunuz içeride? Hangi gerekçeyle, hangi ahlakla, hangi yasayla, hangi adaletle tutuyorsunuz içeri? Bakın görüşlerimiz farklıdır. Ama haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Ben haksızlığa tahammül edemem. Burada haksızlık varsa söyleyeceğim. Burada haksızlık var. Selahattin Demirtaş, Sayın Demirtaş hapishaneden çıktığı zaman gelip CHP'ye mi oy verecek? Hayır. Ben de bunu biliyorum. Kendi partisi var oraya oy verecek. Ama siz hakkı, hukuku ve adaleti savunmak zorundasınız. Adalet sadece benim için değil ki herkes için geçerli bir kavramdır. Siz bunu alıyorsunuz bir tarafa atıyorsunuz. Şimdi yerel seçimlerde hatırlıyorsunuz değil mi? Gittiler bir hocayı görevlendirdiler. Gittiler İmralı'dan mesaj aldılar. Onu televizyonlardan okudular. Kemal. Evet televizyonlardan okuttular. Acaba oy alabilir miyiz diye. Bahçeli de bunu destekledi. Bir akıl tutulması yok mu burada? Gene böyle olabilir diyorsunuz. Tabii bir akıl tutulması yok mu burada? İktidarda olalım da ne olursa olsun. Lanet olsun öyle iktidara ya. İktidarda insan şerefiyle, onuruyla durur kardeşim. Görüşüyle durur. Ben iktidarda olayım da her şey ne olursa olsun. Ben yeter ki burada olayım. Olmaz kardeşim. Böyle bir şey olmaz ya. Böyle bir şey olmaz. İktidar kişinin özveride bulunmayı, özel yaşamı dahil, hayatı dahil. Çünkü siz kendinizi topluma adamış kişisiniz. İktidar bu demektir. Bireysel çaba, bireysel çıkar bunlar olmaz. Ya da aile çıkarı, çocuklarımız, evlatlarımız. Ya böyle bir iktidar olmaz. Şimdi ya onların zenginleşecek. Hı hı. Evladım zenginleşecek. Devletin işine girecek. Sen ne işin var ya devletin işinde? Vakıf kurmuşsun, Milli Eğitim fiili Milli Eğitim Bakanlığı'nın oğlu yapıyor. Olmaz. Kimin oğlu yapıyor? Erdoğan'ın oğlu. Vakfın başında değil mi? TÜGVA'dan dolayı söylüyor, anladım. Efendim, o daha önce Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütün bürokratlarını davet edip onlara konferans veriyordu. Ya biz bunlar da yayınlandı. Suat Bey, toplum çabuk unutuyor. Senin ne işin var bakanlıkta ya? Ne işin var senin? Sen kendi işini yap. Senin devlet yönetiminde ne işin var? Kim seni görevlendirdi devlet yönetimine? Bunlar düzelecek. Hiç endişe etmeyin. Bakın buradan bizi izleyen bütün vatandaşlarıma söyleyeyim. Bunların hepsi düzelecek.
Bir taraftan ama şöyle bir şey yok mu? Daha da sertleşme işaretleri de veriyor. İşte son dönemde Sezen Aksu ve Sedef Kabaş meselesinde konuşmadan geçmek olmaz. Çünkü tam da bunlarla ilgili. Evet. Ya şimdi siyasi rehin olarak tutuluyor. Demirtaş kendisini öyle ifade ediyor. Osman Kavala için keza öyle, siz evet. de öyle ifade ettiniz. Şimdi Sedef Kabaş içeride. Onun için de benzer bir ifade şimdi kullanılıyor. Bir rehin olarak alındı. İşte Selçuk Özdağ Cumhurbaşkanlığına aday olur olmaz vesaire gibi bir söylemi olduğu için soruşturmaya uğruyor. Daha sert, daha kaba bir dönemin gelme ihtimalini görüyor musunuz? Yapacaktır. Daha gerilecektir. Toplumu gerilecektir. Oradan bir şeyler medet umuyor. Ya, devleti yönetenlerin sakin olması lazım. Devleti yönetenlerin hoşgörülü olması lazım. Devleti yönetenlerin toleranslı olması lazım. Devlet kinle, intikam duygusuyla devlet yönetilmez. Siyasetçi eleştirilir. Dünyanın her tarafında en sert eleştirilen kişiler siyasetçilerdir. Bunu kabul edeceksin. Ya siyasete girmeyeceksin. Giriyorsan eleştiriye göze alacaksın. Eyvallah. Hakaret olmaz. Eyvallah. Ben bunu da kabul ederim. Yani siyasetçiye niye hakaret ediyorsun? Eleştirini yap, sert eleştirini ama hakaret olmaz. Bunu da kabul ederim ben. Hı hı. Olmaması da gerekir. Ama siyasetçi kalkacak, sanatçı hedef alacak, eleştirecek, dilini koparırım diyecek. Üstelik bunu Allah'a ibadet edilen bir yerde söyleyecek. Olmaz, olmaz. Ama onu kastetmedim dedi. Ben Sezen Aksu'yu kastetmedim dedi. Kimi kastetti? Bilmiyoruz onu. İşte. Hepimiz biliyoruz aslında. Toplum tepki gösterdiği için ben onu kastetmedim demek zorunda kaldım. Bir de Sezen Aksu dimdik durduğu için. Tabii. Hem toplum dimdik durdu hem Sezen Efendim, Aksu dimdik durdu. Suat Bey, sanatçılar aykırı insanlar dünyanın her tarafında. Sanatçı otoriteye biat etmez. Sanatçı kendi özgür dünyasında yaşamak ister. Ve sanatçılar siyasi otoriteye yani egemen güçlere karşı mücadele ettiklerinden büyük bedeller ödemişlerdir. Sadece bizim ülkemizde değil, dünyada böyledir yani. Picasso'nun tablosunun yasaklanması ne demektir? Potemkin zırhlısı filminin yasaklanması ne demektir? Bazı ülkeler müziğini bile yasakladılar. Ama şimdi onu izliyoruz. Dolayısıyla sanatçının gücü vardır. Siz sanata ve sanatçıya sınır getiremezsiniz. Oradaki en korkunç, biraz ileri bir ifade oldu. Korkunç demeyeyim hadi. Evet. Bence en riskli yanı şuydu. Çok seçilmiş bir mekan, bir kompozisyon var orada. Çamlıca Camii, evet. işte kente hakim, yeni kendi dönemini simgeleyen bir yapı olarak evet. görüyor. Çamlıca Camii'nden evet. İstanbul'a tepeden evet, bakan bakıyor. Bir yerden, bir cuma günü mihraptan, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yanından dil koparma. Söylemi tesadüf gibi gelmedi. Ne diyor arkasından? Ne diyor? Gündemi ele geçirdik diyor. Ya zulmederek gündem değiştirilir mi Suat Bey? Ama bu sadece baskı kurarak gündem değiştirilir mi? İnsanlara hapse atarak gündem değiştirilir mi? Dilini koparırım demekle gündem değiştirilir mi? Bu bir son dönemin yönetim tarzı olamaz mı? Yani bu gündem değiştirme diye muhalif kanatlarda da böyle çok konuşuluyor. Her gündem değiştiriliyor. Aslında bir yönetim tarzına dönüşmüş durumda. Öyle. Öyle. Biliyoruz. Biliyoruz bu yönetemiyorlar. Yönetemeyince ne yapacak? Zulmedecek. Sanatçıya zulmedecek. Garibana zulmedecek. Öğrenciye zulmedecek. 14 yaşındaki çocuk için hakaretten dava açım. 14 yaşında ya. Ya 14 çocuk bu ya. Hı hı. Ya akıl var, mantık var ya. Akıl var, mantık var. Bana da zaman zaman hakaretler oluyor. Davalar açılıyor. Vazgeçer misin diyorlar. Diyorum ki fakir bir ailenin çocuğuna burs verirsen davamdan vazgeçerim. Onlar da fakir bir ailenin çocuğuna burs veriyorlar. Ben de davamdan vazgeçiyorum. Ha böyle yapıyorsunuz. Yapıyorum tabii öyle. Çok yaptım. Hı hı. Çok yaptım ya. Yapmaya da devam ediyorum. Sonuçta o kişi anlamalı ki bu kardeşi ön yargılı değil. Arka arkaya 3 soru sorayım ve bırakalım isterseniz. Evet. Helalleşme bağlamında konuşurken ateşten gömleği giydim dediniz. Evet. Niye ateşten gömlek? Çünkü her taraftan şikayet, her taraftan eleştiri geldi. Sol cenahtan da geldi, sağ cenahtan da geldi.
Eğer bir devlet kendi vatandaşına baskı kurmuşsa, haksızlık yapmışsa, ikna odaları açmışsa, efendim başını açacaksın, kapatacaksın diye bir sürecin içine toplumu sokmuşsa, toplum bu cendereden çıkması lazım. Onun için ateşten gömlek giydim diyorum. Her taraftan eleştiri geldi. Gelsin eleştiri. Bunu tahmin ediyordunuz herhalde yaparken. Tahmin ediyorum. Onun için dedim ya, ateşten bir gömlek giydim. Yani bu gömleği çıkarmayacağım. Yani bu toplumu, bu toplum barışması lazım. Ya 21. yüzyıldayız. O kadar güzel atasözlerimiz var ki, komşu komşunun külüne muhtaçtır. Ya komşu komşunun külüne muhtaçsa kardeşim, bu kardeşliği niye sürdürmüyoruz ya? Haksızlık yapıldı mı? Evet yapıldı. Haksızlık yapıldığı için ya biz helalleşmeyelim mi kardeşim? Helalleşelim ya, bir oturup konuşalım. Ben bakın devleti soyandan bahsetmiyorum. Hırsızlık yapandan bahsetmiyorum. İnsanları öldürenlerden bahsetmiyorum. Terör örgütlerinden bahsetmiyorum. Sıradan vatandaş haksızlığa uğramış, zulme uğramış. Ya bunlarla oturup bir helalleşmemiz lazım. Toplumsal yani. Damarların genel bir şeyinden, hani evet, sorunlarından söylüyorsunuz. Ben böyle anlamıştım. Aynen. Ama bir kez altını çizmiş, evet, oldunuz. 1,5 saattir Erdoğan ve icraatlarını konuşuyoruz ama nihayetinde %30'un altına düşmüyor. Nasıl oluyor? Düşecek. Hmm. Düşecek. Gerçi şöyle, nereden geldiğine bakarsanız hani %52'lerden %30'lara gelmek daha iyi. Düşecek. Şöyle samimi söylemek gerekirse bizim de topluma güven vermemiz lazım. Hı hı. Biz 6 lider bir araya gelip ortak bir fotoğraf verdiğimizde bu güven pekişecektir. 2. Erken seçimi istiyoruz Türkiye'yi bu cendereden kurtarmak için. Neyi nasıl yapacağımızı da halka anlatmamız lazım. Her kuruşun hesabını vereceğimizi anlatmamız lazım. Çok sürpriz ziyaretleriniz oluyor ya. Evet. Yani işte Milli Eğitim Bakanlığı'na gittiniz, TÜİK'e gittiniz. Var mı? Hani bu yayında en azından böyle bir pek çok somut bir şey çıktı, onu da kabul ediyorum. Hmm. sürpriz ziyaretleriniz devam edecek mi ve yeni hedefiniz, yani yeni hedefiniz, yani yeni ziyaret noktanız neresi olacak? Daha onu işte şimdiden söylemek doğru değil. O şöyle, gelişen koşullara bağlı olarak, yani bir yerde ciddi bir haksızlık varsa, mesela Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı haksızlık. Ya üniversite sınavında dereceye girmişsin. Sözü de eleniyor bu insan ya. Binlerce kişi var böyle. Şimdi bunun hakkını nasıl savunacaksın? TÜİK'in önüne gittim. Emin olun gitmeseydim asgari ücret bu kadar artmazdı. Milyonlarca emekli var ya. Milyonlarca asgari ücretli var. Enflasyonu küçük gösteriyorlar, onlara düşük zam yapılsın diye. Olmaz. Ya ben bu hakkı hukuku savunmak zorundayım yani. Hakkı hukuku anlatırken sarayın elektrik faturasından, doğalgaz faturasından vesaire söz ettiniz ya. Evet. Yani işte çok elektrikleri yanıyor ama işte halk ödüyor vesaire. Yani şimdi siz geldiğinizde Cumhurbaşkanı seçildiniz. Sarayda oturmayacak mısınız? Ne olacak orası? Hiç meraklanmayın. Benim şahsi kanaatim, gene ittifak adına konuşmak haksızlık olur, benim öyle bir yetkim yok. O saray Cumhurbaşkanlığı sarayı olmayacaktır. Çankaya var. Mütevazi bir yerdir. Çankaya'da oturacaksınız. Bakanlıklar olacak. Her bakan namusuyla görev yapacak. Devlette liyakat olacak. Müsteşarlar olacak. Müsteşarlar devletin bürokrasinin hafızasını temsil edecek. Bütün bunların hepsi olacak. Milletime şunu söyleyeyim. Hiç ama hiç meraklanmayın. Emin olun, meraklanmayın. Türkiye güzel bir ülke. Türkiye gerçekten çok zengin bir ülke. Kaynakları var. Olağanüstü kaynakları var. Bütün mesele bu kaynakların adil dağıtılması, adaletle dağıtılması. Beşli çeteye mi vereceksin, çiftçiye mi vereceksin? Beşli çeteye mi vereceksin, esnafa mı vereceksin? Beşli çeteye mi vereceksin, apartman görevlisine mi vereceksin? Beşli çeteye mi vereceksin, fabrikalar mı kuracaksın? Beşli çeteye mi vereceksin, güneş tarlaları kurup çiftçiye elektriği bedava mı vereceksin? Bunları yapacağız. Emin olun bunların tamamını yapacağız.
Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Dinamik bir röportajdı. Enerjiniz gerçekten çok yüksekti. Yani sorulacak o kadar çok soru var, evet, ki işte. Sağ olun. Şöyle hazırlanırken, evet, ilk aklıma gelenleri, evet, yazdığınızda bile buradan 5 sayfalık soru çıkıyor. Buradan, evet, Twitter'dan, Instagram'dan vesaire, evet, çok sayıda soru geldi. Hepsine selam olsun diyelim. Öyle en, öyle, azından öyle kendimi affettirmiş oldum ama bunun sonu yok. Hani, evet, gittikçe gider. Arkada çünkü bir başka, evet, programımız da, evet, var. Ama temel soruları sorduğumuzu düşünüyorum. Son bir şey söylemek isterseniz. Yok, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Stüdyomuza da ilk kez geldiniz. Onun için de teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Başka bir lider röportajında tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın. Bizden sonrasında perdenin önü arkasında Seda Selek, İsmail Saymaz, Hakan Çenek, Hilmi Acaloğlu ve konukları programa devam edecek. Hoşça kalın.